Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Tolga Han, Akkuş'la Gece Gündüz Spor başlıyor. Radyo Spor'dan herkese iyi geceler. Ben Tolga Han Akkuş. Gece Gündüz Spor programı ile tekrar beraberiz. Az önce 10 Kasım'ı geride bıraktık. Karşıladığımız gün 11 Kasım 2021 Perşembe. Spor gündeminin manşetlerini atarak dilerseniz yeni günü karşılayalım. Hani hep diyoruz ya milli ara milli ara diye, işte tam da o milli aranın başlangıç günlerindeyiz diyebiliriz. 12. haftayı Süper Lig'de geride bıraktık, hatırlayacaksınız. 13. haftaya geçeceğiz milli aradan sonra. Flash sonuçlar vardı tabii ki. Dört büyüklerin kendi arasında oynadığı maçlardan Beşiktaş-Trabzonspor maçı çokça konuşuldu. Hala konuşuluyor. Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Puan farkını açtı. Liderliğini perçinledi. Beşiktaş kötü gidişe dur diyemedi ve Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalmış oldu. Galatasaray da puan kaybetti. Bir toparlanmıştı, Avrupa Ligi'nde de bulduğu moralle daha da iyi oynuyordu ama Karagümrük karşısında bir birlik beraberlikle 2 puanı kaybettiğini yine hatırlatmış oldum. Fenerbahçe sahasında Kayseri Spor'la karşı 2-0 geri düştü. 4 topunun direkten döndüğü maçta 2-2'lik beraberliği yine son dakikalarda kurtarabildi Fenerbahçe ve 1 puan kazandı veya bir başka deyişle 2 puan kaybetmiş oldu. Yine hatırlayalım puan durumunu. Trabzonspor şu anda en yakın rakibine 7 puan fark atmış durumda, lider 30 puanla. Hatayspor, Konyaspor 2. ve 3. 23'er puanla, yine önemli manşetlerden bir tanesi. Galatasaray 4. sırada 21 puanla, Alanyaspor yine Galatasaray'la aynı puanda, 21 puanda 5. sırada kendini büyüklerin arasında atabilmiş durumda. 6. Beşiktaş ve 7. Fenerbahçe'nin 20'şer puanları var ve lider Trabzonspor'un 10'ar puan gerisindeler. Geride kalan 12 hafta sonunda Karagümrük yine 19 puanla bu zirve grubunu takip ediyor diyebiliriz. Her ne kadar Trabzonspor'un çok gerisinde kalmış olsa da aslında Trabzonspor tek başına makası açtı. Yani 30-23-23-21-21-20-20-19 diye 19 Karagümrük. Hani puan durumunu böyle gözünüz önüne getirin. Başakşehir toparlandı. 9. sıraya kadar yükseldi. Emre Belezoğlu yönetime geçtikten sonra hata yapmadı. Ve 18 puanla kendini 9. sıraya kadar yükseltmiş oldu. Tamamını zaten konuşuruz. Dün de hafızam beni yanıltmıyorsa size aktarmıştım. Son 4'te de Giresunspor 17. sırada kendi adına iyi bir şeyler yaptı. Ligin dibinden kurtuldu diyebiliriz. Kasımpaşa 18. sırada 9 puanla, yine 9 puanlı Göztepe. 19. sırada Rizespor'da 7 puanla. Son sırada yine yayınımız içerisinde ligin buraya kadar olan bölümündeki enleri birazcık sizlerle birlikte konuşmak isteyeceğim. Tabii milli maç arası var, dediğim gibi kronolojik bir şekilde aktaracak olursak en azından. Cumartesi günü saat 8'de Türkiye Cebeli Tarık karşılaşması var. 9. grup maçımız ve son grup maçımız da salı günü saat 22.45'te Karadağ deplasmanında. Son maçta Hollanda-Norveç maçının berabere bitme ihtimaline karşın, yani Hollanda yenemezse, zaten Norveç yenerse konuşacak bir şey kalmıyor ama Norveç'in puan kaybedeceğini varsayımıyla gidecek olursak eğer, Hollanda ile berabere kalırsa o durumda bizim Cebeli Tarık'ı eğer yenebileceksek, ki muhtemelen yeneriz herhalde, kaç farklı yendiğimiz çok belirleyici olacak. Orada 4-5-6 farklı bir galibiyet bizim işimize çok yarayabilir. Orada gol aracına iş kalabilir. Bu anlamda Cebeli Tarık maçı da önem taşıyor. Cumartesi günü saat 8'de. Dediğim gibi sonra 16 Kasım Salı 22.45'te Karadağ deplasmanına gideceğiz ve böylece Dünya Kupası elemelerindeki akıbetimiz de belli olmuş olacak. Sonra Süper Lig'e geri dönüyor olacağız. Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Malatyaspor karşılaşmaları ile birlikte Başakşehir Sivasspor maçı var. Alanyaspor Beşiktaş maçı var. Yine güzel maç. Kasımpaşa Karagümrük, İstanbul derbisi, Konya, Rize, Altay, Adana Demirspor maçları olacak. Ayrıca dönüşte bizi bir derbi bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi bizlerle birlikte olacak. Trabzonspor'da sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kapanışta Kayseri Spor Göztepe maçıyla olacak diyebiliriz. 13. haftanın bana göre hızlandırılmış programı da bu şekilde. Henüz çok zaman olduğu için buraya da çok vakit harcamayalım manşet atarken. Tabii Trabzonspor'un, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki beşer maçını da yine birlikte değerlendiriyor olacağız.
Yine haber niteliği taşıyan önemli, UEFA'dan Galatasaray red geldi. Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilmeyecek. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle yani sarı kart, ikinci sarı kartı gören oyuncunun çift sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılmaması üzerine Galatasaray UEFA'ya başvuru yapmıştı. Ama bu geçerli sürede başvuru yapılmadığı için bu değerlendirmeye alınmadı ve bir birlik maç tescil edildi. Duymayanlar, bilmeyenler varsa spor severler ve Galatasaraylılar için aktarmış olalım. Belki erken bir başvuru olsaydı muhakkak değerlendirilecekti kağıt üzerinde. Çünkü ilgili yönetmelikte 24 saat içerisinde bir itiraz bekleniyor. Bu da tuhaf yani, Avrupa futbolu da tuhaf. Biz kendi ülkemizi eleştiriyoruz ama aleni herkesin gözünün önünde bir hata alıyor. Yani illa kulübün itiraz etmesi mi lazım? Bir karar vermek gerekiyorsa versinler. Ama orada yönetmeliğe tamamen bağımlı kalınmış, yani proaktif bir inisiyatif alınmamış diyelim. Yine önemli haberlerden bir tanesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı açıklama, resmi hesaplardan ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bilgilendirme. Başkanımız Ali Koç 11 Kasım Perşembe günü saat 16'da kulübümüzün gündemine dair Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız dedi. Merak ediyorum Ali Koç neler söyleyecek? Somut bir şeyler söyleyecek mi? Sanıyorum şu anda en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Takvim günü olarak da ayın 11'indeyiz. Perşembe gününe girmiş olduk. Yani bugün saat 16'da desek yanlış bir şey söylemiş olmayacağız. Fenerbahçe Televizyonu'nda Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Biz de hep birlikte sanıyorum takip ediyor oluruz spor kamuoyu olarak. Burak Elmas'ın tabii ki Kasım ayı olağan kongresinde toplantısında Nef Stadyumu'nda açıklamaları vardı. Onları da yine yayınımız içerisinde detaylarını sizlere aktaracağım. Fenerbahçe'de kötü haber. Demokratik Kongolu defans oyuncusu Tisserand sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı. Ama sakatlığının seviyesi ile alakalı net bir şu anda açıklama yok. Çok çok ciddi bir şey değil gibi. Ben birkaç istihbarat aldım ama en azından bir hafta 10 gün futboldan uzak kalması gerekmesini gerektirecek tipte bir sakatlığının olduğunu söyleyelim. En azından ilk bilgiler elimize ulaşan bu şekilde. Mustafa Denizli de açıklamalar yaptı. Süper Lig'de mücadelenin Altay yeni stadına kavuştu biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde açılış yapılan Alsancak Stadyumu. Mustafa Denizli'ye soruldu. O da orası benim için bir stadyum değil, benim evim dedi. PlaySpor'a böyle samimi açıklamalar yapmış Mustafa Denizli. Merak edenler YouTube'dan bu açıklamaları takip edebilirler diyelim. Manşetler şimdilik bu şekilde olsun. Bu konuların her birini birazcık daha detaylı konuşacağız, derinleştireceğiz. Canlı yayın hattımızı hatırlatmış olayım. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 bu numaradan arayarak kendi sesinizle kendi spor gündeminizi tüm Radyo Spor dinleyicilerine aktarma imkanı olabilirsiniz. Sohbet ederiz birlikte. Dilerseniz dönüşte. Bunun dışında mesajlarınızla katkı sağlamak isterseniz eğer Tolgahan Akkuş Instagram, Tolgahan Akkuş 2S ile yazılıyor Twitter hesaplarımdan paylaştığım bugünkü postların altına yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Ben de sizin yorumlarınızı sizin isminizle beraber tüm Radyo Spor dinleyicileriyle buluşturma imkanı bulmuş olurum. Diyelim dediğim gibi kısa bir ara veriyoruz her zaman olduğu gibi. Sonrasında tüm bu konularla birlikte tekrar bu mikrofonlarda olacağız. Tolgahan Akkuş'la Gece Gündüz Spor devam ediyor. Radyo Spor'dan tekrar merhaba. Evet, manşetleri atmıştık. Şimdi onların detaylarını konuşmaya geldik ama hatırlatayım yine 0212 363 0434 daha interaktif gidebiliriz ki bir dinleyicimiz çok milimetrik şekilde tam yayına girerken aramayı başardı. Muhtemelen bunu hesaplayarak yaptı. Bakalım kendisi burada mı? Dinleyicimize sohbet ederek başlayalım bugün. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi? Adım Sıraç, Kadıköy'den arıyorum. Peki, Fenerbahçeli misiniz? Böyle Kadıköy'den arıyorum deyince. Fenerbahçeliyim de, Kartal'da oturuyorum da şu an Kadıköy'deyim. Eyvallah, tamam, ben de Kadıköylüsünüz sandım. Tamam, o da olur. Fenerliyim ama. Tamam, peki. Ne diyelim yani, ne diyorsunuz? Hani şey demek istemiyorum böyle, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali gibi bir şey abi, demek istemiyorum. Abi Fenerbahçe'nin hali, ben Vedat abim programına da bağlandım da, azıl onun için aradım.
söz hakkımı elimden aldılar. Yani onun bir kuralı var. 5 gün kuralı. Tamam, anladın, eyvallah. Tamam. 5 gün sonra tekrar bağlanıp ona isyanımı dile getireceğim. Ama hazır bağlanmışken Fenerbahçe için şunu söyleyeceğim. Tabii, buyurun. Yarın başkanın sanırım açıklamaları var. Doğru. Radyo Spor canlı verecek mi onu? Muhtemelen verir diye tahmin ediyorum. Yani şu anda yarının programı önümde yok. Ama şey, en kötü ihtimalle şeyde Radyo Spor'da, Ajans Spor'da, sosyal medya hesaplarında, Fenerbahçe Televizyonu'nda, yani Instagram'dan, Twitter'dan bile bulursunuz. Yani YouTube'u açın, Ali Koçyaz'ın o anda canlı diye 10 tane şey çıkar önünüze. Ya doğru, ben radyodan başka bir şey dinlemiyorum hocam. Ben 30 yıldır radyodan televizyon seyretmiyorum ben. Anladım. O zaman Radyo Spor çok büyük ihtimalle verecektir, öyle söyleyeyim. İyi olur valla. Güzel olur. İşaret. Şimdi Vedat abiye ben bağlandığımda Fenerbahçe'nin şampiyon olması için 3 tane reçete var dedim. Tamam. Nedir? Yani bana göre bu. Birincisi, Türkiye'de yönetim değişecek. İkincisi, Ali Koç'un kesinlikle hemen bugün, şimdi bu gece, bak yarın bile değil, havuzdan çıkması lazım. Üçüncüsü... Bir saniye, özür dilerim, anlayarak gideyim diye söylüyorum. Türkiye'de yönetimin değişmesi gerekiyor derken şey, hükümetten mi bahsediyorsunuz? Hükümetin gitmesi. Bu hükümet zamanında Fenerbahçe'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. 6 tane şampiyonluğumuz elimizden gitti, uçtu son maç. Niye? Son Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli değil mi? Niye öyle diyorsunuz? Bilmiyorum abi, bir dolaplar dönüyor. Bundan önce öyle bir şey yok mu? Peki. Yani tamam. Bir kere şampiyon olduk, kıl payı zor bela başımıza gelmeyen kalmadı. UEFA'ya gidemedik. Şampiyonluk kupamızı elimizden almaya çalıştılar. Mahkemelik olduk. Başkanı cezaevine attılar. Taraftar isyan etti. Yani 100 yılda yaşadığımız olayı şu 20 yıl içerisinde bir dikkatli inceleyin. Doğru, hatta son şey 10 yıl bile diyebilirsiniz. Yani son 10 yılda kalan 90 yıldan daha fazla badire oldu, doğru. Abi şimdi matematik her şeydir. Rakamlar yalan söylemez. İstatistiklere bakalım. Şimdi gerçekten Fenerbahçe'nin başına yani bu hükümet geldiğinden beri gelmeye kalmadı ya. Ya şimdi doğru mu? Tamam ama bunu sebebini buna bağlamak ne kadar ya, bu bir yorum olur abi, yani sizinki, ben anlarım. Şimdi, katılırım katılmam konu. Herkese kendisine bakın. İsteyip istemeden bakanların, sayın bakanların futbolcular hakkında, hakemler hakkında, federasyon hakkında konuşmalarına bakınca ister istemez siyasilerin parmağı var bu işin. Kimse itiraz edemez. Peki, doğru yani biz yine sporda kalmaya çalışalım. Şenol çünkü Güneş... sizinki bir iddia, dediğim gibi bunu dillendirmenizde bir sakınca görmüyorum. Sizin özgür düşüncenizdir. Tamam. Şenol ama Güneş katılıp katılmadığımı söylemeyeyim yani. Tamam, en son bakın Trabzonspor teknik direktörü kimdi? Hani istifa ettirildi. Ünal Karaman'dan mı bahsediyorsunuz? Evet. Evet. Bakanla diyaloğa girdiler, hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Herkes kendi işine baksın gibi biz sana ekonomi soruyor muyuz diye. Şimdi demek ki siyasiler var bu işin içinde, değil mi? Ama şimdi, var ya. Şimdi vardı. Var. Orada gitmiş bir bakan, o zamanın bakanı şey demiş yani kendisine. Bu takımın yani haline demiş bu, yani bir şey dememiş. Hani karışmak değil, yani karışmak da yani vazifesi olmayan bir şeye karışmış, o da ona cevap vermiş. Ama bu hani hocam şu maçta yenil dememiş. Tamam, kimse bunu söylemiyor o zaman. Şimdi şu an Türkiye'de en yetkili kişi kim? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değil mi? Doğru. Cumhurbaşkanı sözde Fenerbahçeli, değil mi? Peki Fenerbahçe'nin şu haline neden hiçbir şey yapılmıyor? Vallahi onun bu kadar. Şimdi Fenerbahçe açık açık konuşalım. Masaya çarşaf gibi serelim. Peki. Fenerbahçe 3 puan aldığı zaman, 3 puan da aldığı zaman hakem saldırısına uğruyor mu, uğramıyor mu? 9 puan göremiyoruz abi. 9 puan üst üste göremiyoruz. 2 maç kazanalım. 3. maç hakem saldırısına uğruyoruz. Peki, çok... Yalan mı bu? Şimdi şöyle yapalım mı? Sizden ben son birkaç cümlenizi rica edeyim. Hatta bekleyen çok dinleyicilerimiz var. Siz düşüncelerinizi özgürce ifade ettiniz bence. Ben de yayın içerisinde teşekkür ediyorum. Detaylandırırım. Tamam. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Benim son sözüm şu. At yarışlarına müşterek bahis harici geri getiririz. Tamam, peki, eyvallah. Çok teşekkür kolay ederim. Gelsin. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Kolay gelsin abi, sağ ol. Evet, hatta bekleyen bir dinleyicimiz daha vardı. Bakalım hala burada mı? Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar, iyi geceler. Teşekkürler, hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz hoş bir hatırlayabilirler mi sizi? İzmir'den Büyük Altay taraftarı İlhan. Peki İlhan Bey. Ne diyorsunuz şeye? Ben size çapraz bir soru sorayım hemen.
Şey mi, Fenerbahçe'yle uğraşıyorlar mı? Başarılı ya, olması için engelliyorlar mı sizce? Yok ya. Fenerbahçe kendi kendine uğraşıyor. Yani Fenerbahçe'yle uğraşacak duruma gelene kadar önce Fenerbahçe kendi içinde durumu arıyorsun. Mesela bir bu sıralar çok fazla Mesut Özil üstünden bir gündem devam ediyor. Hani Mesut Özil evet bu ligin bir oyuncusu olmayabilir ama Mesut Özil zaten kendisinden o mevkisini oynamadığı için o futbolu oynamıyor diyeyim. Doğru, konu bu. Doğru. Ya işte şey gibi oluyor. Mesela bazı Beşiktaşlı, bazı Galatasaraylı, bazı Trabzonsporlu dinleyicilerimiz de hani buna bu şekilde bakan çok sayıda spor sever de var, futbol sever de var. Bunu da kabul ediyorum. Hani kendilerine karşı, evet yani kendilerine karşı bir kumpas olduğunu, kendilerine karşı bir tezgah olduğunu düşünen. Ama zaten işte şöyle kendi içinde matematiksel olarak çelişmiş oluyor. Hemen hemen her takım taraftarının bir bölümü bu iddiada. Yani bunların hepsi bir arada doğru olamaz yani. Ki bu takımlar zaten şampiyon oluyor. Altay'a karşı da var değil mi? Evet evet. İzmir takımı hele hiç istenmez yani. Altay direktmen istenmez ya bu mantık. Şey diyor ya spor içinde politika vardı ki zaten %100 var. Yoksa Nihat Özdemir'i niye seçtin misali? Tabii var. Yok değil. Ama benim bakışım şöyle. Şimdi Trabzonspor neden lider? Birileri istediği için değil yani. İyi o diğer takımlara göre daha iyi hazırlık yaptığı için, daha erken yol aldığı için. Yani iyi transferler yaptı. Daha iyi bir havaya girdi. Ve bunun da karşılığını alıyor. Şimdi isterse bütün dünya bir araya gelsin. Trabzonspor'u aşağı çekmeye çalışsın. Hiçbir şey olmaz yani. Yani o bakımdan size daha yakınım bu tarz konularda. Ha, olmuyor mu hatalar? Geçmişte olmamış mıdır müdahaleler bir şeyler? Olmuştur illa. Ayrı konu. Ama hani bugünkü iletişim çağında hani en azından şey Beşiktaş da çok yapıyor ya bu ara bunu. İşte bize karşı bir şey var. Konsorsiyum var ve önümüzü kesmeye çalışıyorlardı. İşte bu onu yapan kaybediyor. Evet, genelde kaybediyor. Belki de kaybedeceğini anladığı için önden bahanesini hazırlıyor. Ya da olabilir. Fenerbahçe'den gittiğimiz için doğru mantık. Peki bakalım Ali Koç yarın neler söyleyecek. Siz ne söylersiniz? Mustafa Deniz'in açıklamaları vardı bugün. Daha ona bakamadım. Bugün 10 Kasım olduğu için minnetle tekrar anıyoruz. Hep beraber. Öyle söyleyeyim. Şey diyeceğim önce bir. Uğurcan Çakır üzerinden bu hafta çok fazla gidildi. Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Hani evet çok büyük bir yanlış küfür olarak. Ben şimdi asla doğru diyemeyiz de. Ya şimdi ama bir Türkiye'de bir numaralı zaman geçirmek oyuncusu kim diye sorarsak Uğurcan Çakır'dır. Hani bu taraftarı tahrik etmede en büyük etkendir. Hani bir Fenerbahçe maçı olsun diğer Beşiktaş maçı olsun hani devamlı zaman geçirmeye karşı oynayan bir oyuncu olduğu için beraberlikte bile yani bu teşvik etmekte taraftarı şey olarak yani hak küfür yani şikayete taraftarı şikayete teşvik etmememiz gerekir oyuncu olarak da öyle diyeyim. Ya oyuncunun kendisi için bunu böyle söyleyebiliriz ama tabii siz de muhakkak hani öyle yaptı diye taraftarın da böyle bir şey yapmış olmasında herhalde mazur göremeyiz yani. Tabii asla. Hani onu kabul etmemiz gerekiyor ama hani ya ama en azından da bir iğne batıralım yani Uğurcan'a. Hani evet dün bir tane beyefendi Trabzonluyum dedi. Devamlı Beşiktaş üstünden gitti. Biraz da Uğurcan'a dokundu. Ya Volkan Demirel'i gibi bir insan var bu ülkede mesela. Hani o zaman Volkan Demirel'e edilen küfür de o da bazı insanlar da bu yanlış diyor ama o hak etti diyor. Yani ya hak etmiştir ya yanlıştır. Öyle vallahi işte bu işin birazcık hak etmesi de yok bence. Yani bu kadar ağır ya. Küfür. Hani bak işte dün de yayında tabii şimdi yayında olduğumuz için şimdi şu denir de şu denmez diyemiyorum yani ama Uğurcan Çakır'a edilen küfür. Kesinlikle yanlış. Çok şey yanlış bir süredir olmuyordu yine hortladı bunlar şeyde. Bu tarz iki tarafta birbirini toparlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Çünkü ben hepimizin tek bir şeyi var. Futbolcu yerde yatması misali de. Altay kısmına geçmek istiyorum kısacası. İnanın dediğim gibi daha Altay gündemini bugün hiçbir şekilde spor gündemi emin olun sadece sizin vasıtanızla takip ediyorum daha fazla diyeyim. Tamam, %80 bu üstünde o konuda çok... Peki. Bildiğin gazete okur gibi sizi takip ediyorum. Peki teşekkür ederim. İnşallah yani, bir şeylere eksik bırakmıyoruzdur biz de. Yok çok mutlu oluyorum. Yani ya taraftarların böyle bir çekişmesi oluyor bazen böyle bir atışması falan. Onları sizin vasıtanızı dinlemek, duymak, okumak çok zevkli bir olay ya. Hani
Sağ olun, var olun bu konuda. Estağfurullah, ne demek. Bir de Mustafa Denizli şu açıklamayı okudum az önce. Siz dediğiniz anda ufak bir baktım. Bizim hedefimiz artık vardır. UEFA, yani daha doğrusu Avrupa kupalarına katılacağız diye açıklama yapmış Mustafa Denizli. Evet. Bundan sonra muhtemelen ilk yarıya kadar minimum bir puan kaybı yaşanacak. Artık beraberliğe de oynayacağız muhtemelen diye öyle düşünüyorum. Hani puan kaybetmeyelim. Puan veya puanla alalım diye hareket edilecek diye düşünüyorum. Hani artık 6 aydan beraberlik sonuçlarını almaya hazırlanalım diye imaj vermiş. Muhtemelen dediğim gibi sezon sonunun ortasında bir 2-3 tane takviye yapar takıma. Ondan sonra artık sezonun ikinci döneminde flaş bir 6 ay izleyebiliriz. Peki, izleyelim görelim. Teşekkür bakalım. Ettim. Çok sağ olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de. Şimdi bazı şeyleri de yerli yerine koymak lazım. Şöyle görüşler de oluyor çoğunlukla. Tamam, Beşiktaş taraftarı yanlış yaptı. Yaptı ama sor bakalım neden yaptı. Şimdi ben buna çok nasıl söyleyeyim, katılamıyorum. Ya bu konuları bütünleşik bir arada konuşmamak lazım. Çünkü o zaman o edilen küfürü meşrulaştırmış ya da hak ettiye getirmiş oluyoruz. Öyle değil. Bence bu şeye benziyor. Yani işte gecenin 3'ünde parkta yürüyen çocuk bir saldırıya uğruyor mesela, yaralanıyor. Şimdi mahkemeye çıkıyorlar. Hakim dese ki ya senin gecenin 3'ünde parkta ne işin var? Ya Allah Allah. Yani sen evinde otursaydın başına bu olay gelmezdi. Gecenin 3'ünde sokağa çıkarsan olacağı bu. Sen de kaşınmışsın gibi bir yaklaşım olmuş oluyor bu defa. Yani öyle dememek lazım. Her ne olursa isterse sabahın 4'ünde amuda kalkıp yürür parkta. Gene de hiç kimse o insana zarar veremez, vermemeli. Bu da aynı şekilde Uğurcan Çakır ne yaparsa yapsın o kadar ağır bir küfürü, o kadar uzun süre. Ya bu işte bence hafifletici bir neden değil Uğurcan Çakır'ın işte zaman geçirmiş olması, hareket yapmış olması vesaire. Doğru, eğri yeri doğruya doğru. Uğurcan Çakır yanlışlar yaptıysa yanlışsa yanlıştır. Ha onun karşılığı böyle küfürler değildir. Beşiktaş taraftarı da bu anlamda yanlış yapmıştır. Ha bu turda çok konuşuldu. Ha, bunun dışında çok benzeri durumlar hemen hemen her hafta pek çok statta yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Onu da hani sadece bu olay üzerinden konuşmamak, daha genel konuşmak lazım. Ama nedense bu konu çok oldu, gündem oldu. Hani çok da beklenen bir maçtı. Uğurcan iyi de bir performans sergiledi kaleci olarak. Belki çok göz önünde olan bir maç olduğu için bu konu böyle çok konuşuldu sosyal medyada. Oradan da geleneksel medyaya taşındı. Ama aslında bu tek başına Trabzonspor Beşiktaş maçında ilk defa olmuş bir şey değil. İlk defa Uğurcan'a olmuş bir şey değil. Beşiktaş taraftarının ilk defa Uğurcan'a ettiği bir küfür de değil. Herhangi bir taraftarın grubunun da çoğunlukla bu tarz işlere girdiğini düşünüyoruz. Birazcık daha empatili gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Hatta başka bir dinleyicimiz var, daha fazla bekletmeyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle sesinizden bir Karadenizlik alıyorum sanki. Evet, Trabzonluyum. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Gökhan. Atatürk'ü ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Hep beraber. Önderimiz Atatürk'ü. Şimdi birkaç kelime konuşmak istiyorum. Tabii, evet, öncelikle tebrik ederiz Trabzonspor'un liderliğini, uzak ara liderliğini. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah öyle kalırız. Yoksa biraz park kapandığı zaman biraz sıkıntılar olabilir. Ya ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu büyük kulüpler az başarısız oldukları zaman operasyondan bahsediyorlar. Ya koca koca bütçelerle hala kendilerini borca sokuyorlar. Bence yani bu Trabzonspor için de geçerli. Bence içlerinde bir operasyon var. Önce onları bir halletmeleri lazım. İkincisini şöyle söyleyeyim. Yani biz de böyle düşünüyoruz. Bize de operasyon yapıldığı yıllar oluyor. Ama bakıyorum bir takım iyi hazırlık dönemi geçirdiği zaman, biraz transfer politikasını iyi bir güzelleştirdiği zaman bir tık daha önde oluyor ister istemez. Mesela geçmiş yıllarda, geçtiğimiz yılda Beşiktaş'ın olduğu gibi. Yani takım olmaya yaklaştı mı takım, ister istemez bir farklılık oluyor. Yani biz bunu hissediyoruz şu an. Hani bir Trabzonsporlu olarak. Doğru, sezon başında İnşallah da hissediliyordu bu arada. Tabii canım, yani herkesten erken yaptı transferlerini. Herkesten iyi yaptı.
Bir de Charlotte gelseydi tam olacaktı. Trabzonspor'da evet, bambaşka olurdu. Ama bir de Solbek almış olabilseydi. İyi evet. Solbek. Niye? İsmail Köybaşı olmaz mı? Olmaz. Ondan olmaz. O ortada kalıyor. Bak iki topçunun ortasında kalıyor. Yani birini alsa diğer oyuncu diğerini alacak. Ama o yine de ikisinin ortasında kalıyor. Şaşırtıyor nereye atlayacağını. Hatta ayağıyla değil vücuduyla topu atlıyor. Yani biz onları seziyoruz yani seyrediyoruz. Yani o şaşırtmış durumda yani o eski performansında değil. Sadece en son adama yapışmış olsa en azından onu biraz bocalar gibi olur ama onu da beceremiyor. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bu Fenerbahçeli arkadaşı dinledim biraz önce. Operasyon. Ben ona şey yapmak istemiyorum. Bence operasyon şudur. 35 yaşında, 34 yaşında bir futbolcuya 10-15 milyon euro verip yani onda bir gelecek yok ya. Şimdi ne fark edebilir ya? Bir genç adam al. Bak Galatasaray'ın transfer politikası ben çok beğeniyorum. 3 yıl sonra bu lige bence damga vurur. Yani bu transfer politikasıyla. Toplu gider bütçelerini düşürdü. Onların da 2-3 tanesini satar ve para kazanır. Biz bu yolda bütün takımlar olarak ilerlemek zorundayız. Bir Trabzonsporlu olarak bizim bugün Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas yani belki bir onlardan para kazanırız. Onlar gitse bizim takım başarısız olsa bitmiş durumdayız. Yani bu yıl şampiyon olmasın. Tamam seneye de bazı topçuları satar, ekonomiyi ayakta tutar ama bu politikayla bitmiş durumdayız. Ben şunu istiyorum. Tüm takımlarımız genç alsın, öyle yarışsınlar. Yani birbirlerini gençlikle yensinler. Yaş topçulara boşuna o paraları verip birbirlerini bitirmesinler. Genç alsınlar, öyle yarışsınlar. Başarıyı kim hak ediyorsa kazansın. Zaten oradan başlarsa bütün hakem, federasyon hep saygı duyar. Bir şey anlar yani. Şu an batmış geminin malları kim ne kaparsa onun peşinde. Kimi siyasette güçlü oluyor, kimi hakem camiasında güçlü oluyor, kimi medyada güçlü oluyor. Öyle futbolumuz karışmış ama sıfırdan başlamamız gerekiyor. Bu kadar söyleyeceklerim. Söz verdiğiniz için sağ olun, teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Siz de iyi bakın, iyi yayınlar. Evet, bir dinleyicim daha var görüyorum. Bir telefonlara bir ara verelim. Mesajları çok geçe bırakmayalım istiyorum. Bugün size aktarmak istediklerim de var çünkü. Merhaba diyecektim. Acaba ben mi hatalı bir şey yaptım? Tekrar bir deneyeyim. Dinleyicimi aktif görüyorum çünkü. Merhaba. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum Tolgan abi. İyi akşamlar. Teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi? İstanbul'dan Kubilay ben. Peki hangi takımlısınız? Fenerbahçeliyim Tolgan Bey. Peki ya, böyle hüzünlü bir Fenerbahçeliyim aldım sanki sizden. Yani ister istemez kulüp olarak bir kaos içindeyiz. Yani sosyal medyada son zamanlarda Aziz Yıldırım bir videosu paylaşılıyor. Bizim Aziz Ali Koç için bizi bu taraftarla göndereceğim diye. Yani galiba öyle bir yolun sonu gözüküyor yönetim olarak. Bana da biraz öyle geliyor. Dürüst olmak gerekirse ben bir sporsever olarak Ali Koç'un Fenerbahçe'de başarılı olabileceğine inanmamaya başladım. Zaman geçti. Yani biz de taraftar olarak üzerimize düşen neyse ekonomik şartlarda Türkiye'deki yapmaya çalışıyoruz. Ama bir yerde bir sıkıntı var. Yani yönetim mi güçsüz? Ondan mı Ali Koç yalnız kalıyor, bu konuda inat ediyor? Yani teknik seçimleri olsun. Hani biz artık taraftar olarak tabii Ali Koç'un yani finansal olarak kulübe biz inanıyoruz ki değer kattığını ve önümüzü açtığını ama artık bir 10 senedir içinde bulunduğumuz süreç başarısızlıklar bunun üzerine bile basketbolda biliyorsunuz geldiği durum bir yapılanma içine girdi. Hani elle tutulur bir tarafımız kalmadı ama bekliyoruz, bir Ali Koç'a inanmaya devam edeceğiz. Alternatif olarak da yani şu an yeni yönetim Aziz Bey mi artık bir erken seçim talebinde bulunur? Ne olur bilmiyoruz ama içimiz bulunduğumuz durum bayağı bir sıkıntılı oldu. Evet ya, yani Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ısrarla aslında aynı hataları yaptı. Aynı nedenlerde aynı sonuçları doğuruyor. Yani her sezon ve son 3 sezon birbirinin evet, kopyası neredeyse. Yani Türkiye'de izliyoruz Tolgan Bey maçları. Hani
Abi ben bütün platformlarda maç takip etmeye çalışıyorum. Yani operasyon falan, ben bunlara inanmıyorum. Bir maç daha hata olur. Her maç takım sahada yok. Mücadele eden eksik, bir taktik sıkıntı var. Kıvılcım gibi bir iki futbolcu bir maçta iyi olursa bir sonuç alabiliyoruz. Onun haricinde bakıyoruz. Formsuz öbür hafta tekrar aynı başa dönüyoruz. Hani ben operasyonlara falan kendi adıma pek inanmıyorum. Yani sahada mücadele edilirse onların hepsinin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Evet, yani ben de büyük oranda katılıyorum. Ha, hata olmuyor mu? Hani böyle bir her şey pürü pak değil yani. Evet, VAR'a evet. Rağmen böyle skandal hatalar olmuyor mu? Oluyor bunlar. Ama işte dediğim gibi bence Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin falan bilmiyorum, Avrupa Şampiyonası'nda bu 50 ceza sahalarındaki pozisyonlarda hani bir seyirci olarak izlerken ya buna nasıl penaltı vermedi diye düşündük. Doğru diye düşündük. Evet. Yani şimdi bakıyorum bu haftaki kararlara Fenerbahçe'ye çalınıyor, Galatasaray'a çalınmıyor. Yani bunun bir kriteri, bir şey yine oturtturamıyorlar herhalde. Hani bu işte profesyonel insanlar yönetiyor sonuçta. Bilmiyorum yani, ama ben kesinlikle hani bir başarısızlık varsa bunu operasyonlara falan bağlamak gerektiğini değil. Yani bunlar bence yönetimlerin gündem yapmak için, başarısızlıklarını örtmek için uydurdukları bahaneler. Mücadele eden bir şekilde onu standarda oturursa meyvesini bir şekilde alır. Büyük oranda katılıyorum. Böyle sahanın içinde kalmaya çalışmak bence takımlara da iyi geliyor. Futbolcular yani, da çünkü bence çok etkileniyor bunlardan. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Tolga Bey, ama ben yani Fenerbahçe'nin 3-4 sezondur yani bir inatla bu Ali Bey yönetimine sonrasında yani forvet konusunda yani bu bir atasözü gibi olmuş. Atanın iyi olacak. Yani neyin inadıdır bu, iyi bir para verip iyi bir golcü alınmıyor. Yani bu taraftar her türlü desteği, forma olsun, tribün desteği olsun, diğer yapılan kampanyalar olsun, üzerimize düşeni yapıyoruz. Kulübe sanki inatla bir forvet Fenerbahçe'ye alınmayacak gibi hareket ediyorlar. Yani evet. Yok işte olmuyor, iyi bir forvet. Forvetin iyi olmadığı sürece yani ayakta duramıyorsun. Ne kadar orta saha kolektif olursa olsun. İrfan vuruyor, direkten dönüyor. Öbürü vuruyor, direkten dönüyor. Ya bunlar olacak, bu adamlar sonuçta golcü değil. Ama senin golcün, pozisyona girecek bir golcün, top indirecek bir golcün. Hani yok, almıyorlar bir forvet. Biz de sabırla bekliyoruz herhalde, bir birlikleri vardır diye. Evet, yanlış düşünmüyorsam, yanlış hesaplamıyorsam, çok ezbere hesap yaptım siz söylerken. Mesut Özil'e, Max Meyer'e, Crespo'ya Kolkra verilen paranın herhalde toplamıyla, hatta biraz daha azıyla Agüero falan alınırdı. Yani abi ben hani şey konusunda, Mesut Özil'in oynayıp oynamama konusunda, performans verip vermeme konusunda, yani Mesut Özil bir markadır. Hani biz onu seviyoruz. Hani Fenerbahçeli duruşundan, hani Fenerbahçeli olduğuna inanıyoruz. Bilmiyorum, öyle de yani telaffuz edeyim en azından. Hani bir sempatimiz var. Bir de dünya çapında bir yıldız. Hani tolere edebiliriz. Ama diğerlerine yani bir hesap yapıldığı zaman bakıyorum gerçekten sizin dediğiniz gibi iyi bir forvet gelirmiş. Gelir tabii canım. Fenerbahçe para da harcadı zaten. Çok harcandı abi. Birazcık merkezinde de o var. Hani Fenerbahçe böyle bir feda yılı, biz transfer yapmıyoruz, buna birazcık alışacağız gibi bir şey de yapmadı. Fenerbahçe çok sayıda oyuncu aldı, çok teknik direktör değiştirdi, çok para harcadı. Ona rağmen evet. İyi bir kadro kuramadı. Bu seneki kadro, forvet haricinde biraz hani iyi bence Tolga Bey. Fena değil ama işte yine ben şey göremiyorum mesela. Yani nasıl söyleyeyim, işte bu sene muhakkak şampiyonluk parolası çıkıyoruz kadrosu değil bence. Değil abi tabii yani en azından yani Fenerbahçe standartlarını düşünün şimdi. Hani Fenerbahçe'de Hoydonklar, işte Van Persiler, Alex de Souza'lar, ne bileyim aklı Ortega falan geldi ya. Fenerbahçe nasıl söyleyeyim, böyle birkaç tane çok yüksek profilli oyuncu ile oynamaya çok alışkın. He, şimdi financial fair play var birazcık, nasıl söyleyeyim, hani eskisi kadar kolay değil belki o kadar yüksek profili transfer yapmak, ama yine ya de pandemi de esnedi biraz, ama değil mi, ben yanlış bilmiyorsam tabii. Esnettiler biraz yani bugün, ya şunu demek istiyorum, elinde 100 lirası var, gitmiş 10 liradan 10 tane eşofman almış pazardan Fenerbahçe. Ben diyorum ki ya sen 100 lirayla 10 tane değil, hani 20'şer liradan 3 tane alsaydın, bir de 40 liralık alsaydın, böyle daha uzun vadeli, daha faydalı, daha şık görünürdü. Yani 10 tane değil 4 tane alaydın, ama 4 tane iyi alsaydın demek istiyorum yani. Ben böyle görüyorum bu. Çok doğru. Ben de yani enflasyonu. Abi yani yarını bekliyoruz.
Yani Ali Bey'den artık biz de çok seviyoruz kendisini. Hani finansal olarak kulübün önünü açtığına inanıyoruz. Ama bir yerde artık bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntıyı inşallah neşter vururlar. Ama hocanın kesinlikle ve kesinlikle derhal değişmesi lazım. Çünkü takımda bence ona karşı bir inanç kalmadı. Ben öyle düşünüyorum Tolga Hanım. Öyle gibi görünüyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Çok sağ olun. Estağfurullah. İyi geceler. Evet, canlı yayın hattımızı dondurdum an itibariyle. Biraz da isterseniz size bahsetmek istediğim konulardan ilerleyelim. Şimdi enler demiştik. Trabzonspor şu anda lider ve ligin en çok gol atan ve en çok puan toplayan takımı. Aynı zamanda en çok galibiyet alan takımı. 12 maçta 9 galibiyeti ve 3 beraberliği var. Ve rakip filelere 24 gol attı Trabzonspor. Bu anlamda da liderliği kimseye bırakmadı. Aynı zamanda averajı en iyi takımda yine Trabzonspor. Artı 13 averajda ve 30 puanı var. Zaten tüm bu bahsettiğim sayısallar Trabzonspor'u farklı şekilde lider yapmış oldu. Yine enler üzerinden gideceksek ligin ikinci sırasındaki Hatayspor'un ligin en az gol yiyen takımı olduğunu da söyleyelim. 12 maçta kalesinde sadece 9 gol gördü, 23 puan topladı ve ikinci sırada Hatayspor. Bu da yine önemli istatistiklerden bir tanesiydi. Yine sayısal olarak baktığımızda Başakşehir'in, 9. sıradaki Başakşehir'in ve 16. sıradaki Malatyaspor'un hiç berabere kalmayan takımlardan olduğunu da belirtmek isterim. Malatyaspor 4 galibiyet 8 mağlubiyet almış. Başakşehir'de 6 galibiyet 6 mağlubiyet almış. Geride kalan 12 hafta boyunca bu iki takım henüz berabere kalmamış. Ben biliyorsunuz yeni Malatyaspor'un 8. haftadan itibaren her hafta beraberliğine bahis yapıyorum ve her hafta bir önceki bahis yaptığımın iki katı kadar yatırıyorum. Bu sisteme Martingale deniyor. Size daha önce de bahsetmiştim. Sıkı takip edenler bilecekler. Muhakkak bir yerde berabere kalacak. Berabere kaldığında da ben hem o hafta oynadığım hem de ondan önce oynadığım ve kaybettiğim bütün beraberliklerin parasını kazanmış olacağım. Sürekli Malatyaspor'a oynuyorum ama. İşte tuttuğu zaman ilk başta başladığım tutara dönüp 5-6 haftadır berabere kalmamış, yani berabere kalma ihtimali yükselmiş bir takımı tutup bu defa onda o ısrarı göstereceğim. Ama Malatyaspor beklediğimden daha uzun süre berabere kalmadı. Ben İşte 7. haftada berabere kalmamışken 8. haftada tutup devam etmiştim ve böyle 10'da 11'de kalır diye düşünüyordum. Kalmadı, ısrarla kalmıyor. Bakalım hayırlısı, finanse edemeyeceğimiz bir yere gitmez inşallah. Çünkü her hafta bir öncekinin iki katını yatırmak zorundasınız. Totalde hem o güne kadar yatırdığınızı çıkartmak hem de üzerine kar elde etmek için. Ama muhakkak bir yerde berabere kalacaktır. Sonuçta aksi yani ilk yarı yerde berabere kalmadan bitirmez diye tahmin ediyorum. Tarihte çünkü yakın geçmişte böyle bir örnek yok. Ha, olur bize denk gelir, bazen olur ya. Ona da bir şey diyemeyiz artık. Neyse, konu dağılmasın. Evet, ligin en çok berabere kalan takımı, beraberlik demişken, Sivasspor 12 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Yani 12 maçın toplam 7'sinde berabere kalmış Sivasspor. Bunu da size aktarmak isterim. Tersten baktığımızda ligin en kötü averaja sahip takımı Rizespor. 11 gol atmış, 24 gol görmüş kalesinde. En az puan toplayan takım da yine Rizespor. 12 maçta topladığı 7 puanla Süper Lig'de kendisini görmeye alışık olmadığımız bir yerde. Son senelerde birazcık küme düşme mücadeleleri verdi vermedi değil ama yine de çok hani bu kadar kötü bir sezon girişi Rizespor adına çok da hatırlayamadım. Yine tersten baktığımızda, yani olumsuz çerçeveden baktığımızda Giresunspor'un ligin en az gol atan takımı olduğunu görüyoruz. Giresunspor geride kalan 12 maçta sadece 7 kez rakip filelere havalandırabilmiş. Bu anlamda da yine bir istatistiki bilgi verebiliriz. Ligin 12. haftasına gelinmişken Hatayspor'un 2, Konyaspor'un 3. Alanyaspor'un 5. olduğunu da tekrar hatırlatmış olalım. Yani lider gruba Anadolu takımları gayet yakın durumda. Hatta işte Trabzonspor'u birazcık farkı açmış olarak görecek olursak Hatay ve Konyaspor Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 3'er puan fark atmış demeyelim de ne diyelim, çünkü 3 puana fark atmış da denmez.
3 puanlık bir avantaj elde etmiş görünüyorlar şu anda. Onları da tekrar buradan tebrik edelim. Gerçekten çok ciddi renk katıyorlar. İşte böyle takımlar, yüksek profilli Anadolu takımları ligin totalde marka değerinde artırmış oluyor diyelim. Hani hemen hemen şu puan tablosuna baktığımızda büyük oranda istatistiki olarak bunlardan bahsedebiliriz. Ligin en çok gol yiyen takımından bahsettik mi? Bahsetmedik. O da Rizespor. Belki söylemişimdir içerisinde. O da 24 gol görmüş kalesinde. O da çok yüksek bir sayı. Alanyaspor için de enteresan bir istatistik var. Mesela 12 maçta 21 puan toplamış ve 5. sırada, gayet iyi. Ama averajı -1, 18 gol atmış, 19 gol yemiş. O da yine enteresan istatistiklerden bir tanesi. Bunu da size aktarmak istedim. İsterseniz birkaç dinleyicimize daha sohbet edelim ve saat başına o şekilde devam edelim. Mesajları da unutmadım, mesajları alacağım. Canlı yayın hattımız açık şu anda, hatta bir ya da mesajları hiç bölmeyelim isterseniz dinleyicimizle, hatta sohbet edelim birkaç dinleyicimizle, sonrasında mesajlarla devam ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Ben İzmir'den Hüseyin Koca Bey. İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Şöyle, size daha fazla söz vermeden şimdilik kapatsak, bir hafta sonra falan sohbet edecek olur mu? Böyle bir radyonun kurumsal tavrı var. Yoksa benim başım üstüne. Ama tabii. Sizin için bir sakıncası yoksa önümüzdeki hafta bekleriz yine. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi selam yayınlar. Olsun İzmir'e. Görüşmek üzere. Evet, yayıncının böyle bir kuralı var. Radyoculuğun özellikle televizyonda da böyle düzenli konuk gibi bir şey yoksa, uygulama yoksa, hani profesyonel anlamda, o zaman biraz daha böyle katılımcıların belli bir frekansta, belli bir sıklıkta katılması, bu işin kitabında böyle yazıyor. Bu kurumun da bir kuralı, dolayısıyla hiç problem yok. Her zaman sohbet edebiliriz ama bir takım kurumsal kaidelere de uymak gerekiyor. Biz de burada ev sahibi değil, kiracıyız, öyle düşünün. Evi de korumak bizim temel vazifemiz, yoksa bir sıkıntı, problem olduğundan değil. Hatta başka bir dinleyicimiz var, onunla devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, ben Tuncay Cüce, Beşiktaş taraftarıyım. Peki, bir Beşiktaşlı buldum. Yani abi şöyle söyleyeyim, öncelikle radyo, zaten radyonuz muhteşem bir formatı var. Hani ne söyleyeyim, dinleyicinin hoşuna gidecek şeyleri söylemeyip de gerçekleri, yani gördüklerini daha düzgün bir şekilde yorumlayan yorumcularınız var. Bu yüzden zaten radyonuzu çok seviyorum. Peki, yani ben şöyle söyleyeyim mi? 2015'te başladım ben radyoyu dinlemeye. O zamandan sonra da böyle bir yayıncılık görünce ben kanallardaki spor kanallarını izlememeye başladım. Çünkü orada resmen duymak istediğimizi söylüyorlar. Televizyonda biraz daha zor o işler. Çünkü orada çok baskı var. Birazcık özgürlük alanı kısıtlı. Radyo bu anlamda daha nispeten daha özgür bir alan. Evet abi, öyle söyleyeyim. Şimdi ben Beşiktaş Trabzon maçında tribündeydim abi. Tamam, peki. Oğurcan'ın kale arkasındaydım hatta direkt. Maça girdim abi. 3. dakikada girdim. Biraz geç kaldım. Taraftarlarla giriyoruz. Ben taraftarların gergin olması sebebini söylemek istiyorum. Tabii. Girdiğimiz gibi normalde stattaki görevliler uyarır, merdivende durmak yasak diye. Bir polis arkadaş geldi, merdivende durmak yasak. Dedim ki ben boş koltuk arıyorum, geçeceğim. Yerine geçelim. Dedim orası zaten doludur, ben boş bir yere geçerim dedim. İyi dedi, çabuk geç. Yani zaten kendisinin görevi değil merdivenleri uyarmak. Stat görevlisinin işidir. Orada bir tartışma çıktı. Diğer taraftarlar ayırdı. Daha sonra hakem hata, bir de bu, siz söyleyin abi, Trabzon'un ilk yarıda birkaç yerde kalması, oyuncuları tekrar kalkması taraftarla biraz gerdi. İlk yarı bitti, biliyorsunuz diğer karşı taraftan 3 tane Trabzon taraftarı çıkarıldı. Biz ilk yarı bittiğinde devre arasında orada ne oluyor diye merak ettik, bilmiyoruz yani ne olduğunu. Ben yaptım, tam yukarı doğru el yüz yıkamaya giderken bir tarafta polise hemen şunu sordu: karşı tribünde ne oluyor? Polisten aldığı cevap şuydu: seni ilgilendirmez, sen işine bak. Ben elimi yüzümü yıkayıp geldim. 15-20 taraftarla 25-30 polis birbirine giriyor. Yani öyle yumruk yumruğa değil de
itişiyor yani. Hırgür var yani, tamam. Ya, itişiyor. Orada bir gerginlik oldu. Ben gene şey yaptım, birkaç taraftarı çektim. Hani ne olur ne olmadı. Birkaçını alıp götürmeye çalıştılar işte. Çektim, tribüne gönderdim. Bir baktım arkadan bir yeri beni itti. Hani baktım yani biz taraftarlara bir insan muamelesi yapılmadı. Ya ben zaten gerçekten de ilk kez bir maçta öyle bir şey gördüm. Ben daha önce 27 maça gittim. Bu 28. maçımdı. Olur olur. Eski kapalı tribünde çok olurdu. Bayağı çok hatta şiddetli şeyler olurdu. Orada da ilk kez biliyorum. Hatta söyleyeyim. Bir dönem bu nedenle işte şey emniyet kuvvetleri stadın içine girmiyordu. Yani tribünün içerisinde olmuyordu. Orada tamamen konu güvenlik görevlilerinde oluyordu. Çok böyle bir olay olursa falan o tartan pistte veya hani zemine sıfır metrede yani. Evet abi. Işte, daha... Polisler birazcık daha barikat kuruyordu. Hani çok gerginlik kavga çıkıyor diye şey hatta kapalıda ben hatırlıyorum böyle dediğiniz tarz hikayeler oluyordu. Böyle gol bekliyordu taraftarlar. Gol olunca böyle o mesela polisler bir yerde kömelmiş duruyor. Onların üzerine doğru atlanacak. Hani sanki tribün yıkılmış ayağına. Şey olacak ya böyle polislerin üstüne doğru böyle 200-300 kişi yıkılacak böyle. Hani karambol yapılıyor yani. Ha, polis de bir şey diyemeyecek gibi böyle fırsatlar kullanırdı. Tabii hoş olmamış orada emniyet kuvvetlerinin davranışı. Tabii o konuda da haklısınız. Şöyle söyleyeyim ya zaten bakıyorum Mete Bey ben bazen alkolle gelen oluyor. Zaten onlarla kesinlikle uğraşılmıyor. Öyle taraftarlar ya bizim statta da var, bizim taraftarlarımız da var. Her statta var yani. Var var ayakta duramayarak maça gelen çok ya, şey var. Abi yani böyleleri de polislerle bayağı bir ters oluşuyor. Yani ben demiyorum polisler tamamıyla haksız. Böyleleriyle uğraşırken gerginleşiyor ama daha bir diğer taraftarlara karşı yani size bir soru sorayım. Belki kardeşi kız kardeşi vardır. Bu tribünde yer bulamamıştır oradadır. Merak etmiş de olabilir. Diyebilirsiniz ki benim tersim anons gelmedi bir bilgim yok. Tabii nezaketen cevap vermek lazım ama bizde üniforma giyen hemen böyle bir havalara gider. Yani o maalesef. O Allah'ın emri diyeyim yani öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim abi ikinci yarı başladı. Birkaç taraftar Uğurcan'a direkt küfür etti. Neden ettin falan filan diye susturmaya çalıştık. Ben görmedim onu. Dedi ki tribüne bakıp alaycı güldü. Gene de şey yapmadık. Başladığından beri Uğurcan biraz taraftarı oynadı. Yani kameralar göstermiyor. Hani ben demiyorum küfürü kesinlikle tasvip etmiyorum ve onaylamıyorum abi. Ama sadece ne diyorsunuz? Hırsızın hiç mi suçu yok derler. Hani taraftar zaten polis gerginleşti. Hakem desen abi penaltı yani bizim gözümüzün önünde oldu. Bize göre net penaltı. O Trabzon pozisyon diyorsun. Yani hem o hem de bana göre son pozisyonda penaltıdır. Enkudu'nun ayağına yapılan bizim tribünden gördüğümüz. Bir de Trabzon'la oyuncu birçok kez yere yattı. Onun gerginliği var. Uğurcan'la el kol hareketi falan yapınca taraftar iyice gerginleşti, küfür başlandı. Ama burada sadece konuşulan küfür oldu. Ben sadece diyorum ki hırsızın hiç mi suçu yok? Peki. Yani ben Volkan Demirel'in de arkasında maçı izledim. Abi bizim taraftarlara yazıklar olsun dedim. Dedim yani gönlene de döndüm küfür etmeyin dedim. Volkan Demirel'e küfür edilir. En son Volkan Demirel patlayıp tribünlere hareket yapardı. Ama Uğurcan'ı tam tersi gördüm. Tribünleri kışkırttı yani gerçekten. Ben ilk kez de bir mağlubiyette eve döndüm. Ben daha önce 27 maç izledim abi. 26 galibiyet bir tane beraberlikle eve döndüm. O beraberlikte Kasımpaşa'nın 3-3'üdür. Peki sizden bir tribün özeti de almış olduk. Hatta bekleyen dinleyicilerimiz var. Varsa son teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Yani benim hiç umudum kaybolmadı. Zaten benim gönlümde iki şampiyonluk adayı var. Ya Fener ya Beşiktaş. Ben Trabzon, Abdullah Avcı'nın şeyi yani o oyun tarzını da zaten hiç beğenmiyorum. Ben Trabzon daha sonra tekrar düşeceğini ya Fenerbahçe ben İrfan Can geri döndü bir şekilde açılacaktır ya da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden sonra kupayı verdikten sonra düzeleceğine inanıyorum. Peki çok teşekkür ederim katkınız için. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar. Görüşmek üzere sağ ol. Evet bir süredir beklettiğim bir dinleyicim var kendisi buradaysa onunla bir sohbet edip öyle araya gidelim. Merhaba. Merhaba, iyi geceler Tolga Bey.
Teşekkürler, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyim sizi? Hoş bulduk. İsmim Rasim. Fenerbahçe taraftarıyım. Geçen 6 Ekim'de de aramıştınız. Aramıştım. Sesiniz çok gür çıkıyor demiştiniz. Doğru mu? Evet evet. Yine, evet evet. Ya şu anda da sesiniz yine gayet enerjik. Şu anda da çok gür çıkıyor. Çünkü evet gece çalışıyoruz şu anda. şimdi Tolga Bey. Benim sağ olun, teşekkür ederim. Geçenlerde ben zaten şey yapmıştım. Onu Radyo Spor'dan tekrar paylaştım. Şimdi benim feste var konuşmalarımız. Ben ne demiştim? Takım 19 puanla lider. Bu dedim sahte liderlik. Takım 0. Hiç oynayamıyor. Bu hocayı hemen yarından tezi yok göndermesi lazım. Çünkü adam Mesut oynatmıyor. Bak ne yaptı? Şey Kayseri maçında 2-0'dan sonra Mesut'u aldı ki. Mesut diyorsunuz. Alın size Mesut. Kurtarsın da göreyim. Ama Mesut da ne yaptı? Onu mors etti. Mesut orada hiç hatalı pas vermiyor. Ben dikkat ettim. Pasları hep isabetliydi. Penaltıyı güzel kullandı. Yani demek istediğim bu hocayla bu iş olmaz. Ben geçenlerde de söyledim. Bak takım lider olmasına rağmen geçenlerde de söyledim. Bu hocayla bu iş olmaz. Bana da öyle geliyor. Katılıyorum size. Otoritelere baştan yanlıştı. Evet. Yani şimdi bunu biz görüyoruz da bunu Ali Koç görmüyor mu? Tabii ki görüyor. Ya gerçekten biz Ali Koç bu sene yani 3 senedir zulüm ediyor. Ali Koç artık yani bu hocayı göndersin. Doğru düzgün hoca getirsin. Yani bak Emre Belözoğlu gitti adam. Helal olsun 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe'de tam 4'te bir beraberlik aldı. Onun için yani bu hocayla bu iş olmaz. He arkadaşın dediklerine de teşekkür ederim. Ben de istiyorum ya Beşiktaş olsun ya Fenerbahçe. Trabzon yine olmasın. Ondan sonra Trabzon'u hakemler yani bu sene çok koruyor. Dikkat ediyorsanız Fenerbahçe maçı hakem. Beşiktaş maçı hakem. Ondan sonra bir Rize miydi bir başka bir maç vardı hakem. Ama ben yine de diyorum 10 puan kapanır. 10 puan kapanır. Yani Trabzon bence yine olamaz. Ben fazla arkadaşlarımın zamanını almayayım. Size iyi geceler. Çok teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet ben Trabzonspor'un bu baskıyı kaldırabileceğini ve şampiyonluk yolunda iddiasını ciddi şekilde sürdürebileceğine inanıyorum. Dinleyicimizin aksine bir spor sever olarak hatta bir Beşiktaşlı olarak en azından Beşiktaş perspektifinden mesela şöyle de bakılabilir. Belki pek çok taraftar da böyle bakar. Hani Beşiktaş şampiyon olamıyorsa Galatasaray veya Fenerbahçe ile Trabzonspor olsun diye Beşiktaşlılar gayet düşünebilir. Fenerbahçeliler belki biraz farklı düşünebilir. Son yıllardaki Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki çekişmeden ötürü. Ama Trabzonspor bence sempatik bir takım. Yani niye böyle şey yapılıyor? Böyle hakemler de bence kollamıyor Trabzonspor'u. Yani ben şu anda bu puan farkının gayet yerinde Trabzonspor'un bileğinin hakkıyla ortaya koyduğu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de kendi tercihleri ve başarısızlıkları yüzünden bu kadar geride kaldığı bir tablo görüyorum buraya baktığımda. Hani şöyle geneline baktığımda böyle hakemlik bir şey görmüyorum. Ne lehte ne de aleyhte. Peki hatta bir dinleyicimiz daha var. Bu bölümün son dinleyicisi olsun o da eğer hattaysa. Merhaba hoş geldiniz. Alo. Merhaba canlı yayındasınız. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum. İyi geceler Ankara'dan Mesut Bey. Merhaba Mesut Bey hangi takımlısınız? Galatasaraylıyım. Peki güzel bu geri çeşitlemiş olduk. Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, evet. Altay. Dün akşam katılacaktım aslında da işte bir türlü katılamadım. İşten çıktım eve geliş mesafemde biraz yakın o yüzden bugün şansımı denemek istedim. İyi yaptınız sağ olun siz ve diğer dinleyicilerimiz çok iyi gösteriyor. O yüzden bazen hat düşmüyor bir şeyler oluyor. Aynen sizi keyifle dinliyoruz. Bunun sebebi de konuşmaya fırsat vermeniz, rahat konuşmamız. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Bu arada da Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Peki teşekkür ederiz biz de. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Bizim Türk futbolumuzun, şimdi benden önceki katılan arkadaşlar da hani yine bir öyle, ben öyle düşünmüyorum. Bizim Türk futbolumuzun sıkıntısı, sorunu bence ne altyapı ya da yabancı sorunu. Bence bizim futbolumuzun tek sıkıntısı ahlak problemi. Bu yöneticiden futbolcusuna kadar geçerli. Biz bu sorunu çözmediğimiz sürece bizden başarılı olmaz yani. Çünkü şimdi dündü yanlış hatırlamıyorsam Özgün Bey'in programını dinliyorum. Eski Beşiktaş yöneticisi katıldı programa. Şöyle bir şey dedi. Yani Beyin Sport'un Şakirabdon maçındaki pozisyonda penaltı verilmesinin görüntüsünün verilmemesiyle alakalı. Ya işte Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Açık ara şampiyon olacaktı ama bunun bir şekilde önü kesiliyor.
Türkiye'ye getirdiği olayı, bence bizim bu zihniyetten kurtulmamız lazım. Keza Ali Koç'un Trabzon maçından sonraki yaptığı gibi. Bunlar bence futbolu ilerlemesine çok büyük engel. Bunu bu sene katılmışsınız bilmiyorum, bir nevi Galatasaray yapmıyor artık. Örneğini vermek gerekirse Beşiktaş maçı sonrası da mesela Galatasaray'da açıklama yapabilirdi. Hakemler yanlış karar verdi, penaltı vermedi, işte tekşeriye kırmızı kart vermedi gibisine konuşmalar yapılabilirdi. Ama Galatasaray bunu tercih etmedi. Yani buna bilmiyorum, katılıyor musun? Katılıyorum. Burak Elmas'ın duruşunu da çok beğeniyorum. Sabır gösterebilirse bence çok doğru bir ya, Özhan Can Aydın çizgisi görüyorum kendisinde. Aynen. Umarım bozmadan böyle devam eder. Ya inşallah ben şimdi mesela Galatasaray penaltı alıyor. Ben haksız penaltı uzmanı dua ediyorum ki atamaz. Bizim artık bu eski zihniyetten yani kazanmak için her yolun mübahtır kelimesinden ya da bal tutan parmağını yalar kelimesinden sıkıldım. Yani bunlar yanlış kelimeler. Hadi şimdi arkadaş diyor ki Trabzon olmaz. Hayır, bence hak eden olsun. Fenerbahçe gidiyorsa Fenerbahçe olsun. Ben Galatasaraylıyım. Hak eden olsun moduna bizim artık geçmemiz lazım. Yani hakem engelliyor. Bence engellemedi. Mesela Trabzon Fenerbahçe hakem engellemedi. Ya da Beşiktaş maçında çok büyük bir bariz hata yok. Şimdi arkadaş böyle diyor. Mesela ben şu moda girmek istemiyorum. Bu sebeple ben deyince o zaman Kayseri yenilmesi gerekiyordu. Fener maçında penaltı, son dakika penaltı pozisyonu. Hikmet Karaman'ın sorduğu gibi. Tam tersi olsa büyük takımdan hangisine çalınırdı? Hiçbirisine çalınmazdı. Şimdi eğer oturup doğru konuşmak gerekir. Son dakikada penaltı pozisyon. Ya da Mete Kalkan tam tersi olsa hiç kimseyi çağırmazdı. Bizim artık bu moddan çıkmamız lazım ki biz hakemleri düzeltebilelim. Şimdi hakemler de aynı şeyi düşünüyor. Ya rakamlara takılmıyorum, ben tam net bilmiyorum ama şimdi büyük takım maçını yönetiyor, ilk bir para alıyor, alıyorum 30 bin diyelim. Anadolu takımı yönetiyor 5 bin. Büyük takımı kollayacak tabii. Adam da para için yapıyor sonuçta bu işi. Bizim bu moddan çıkmamız lazım ki hakemleri düzeltebilelim diye düşünüyorum. Ben şahsen bilmiyorum, katılıyor musunuz? Doğru, iklim bozuk dediğiniz aslında özeti bu. İklim bozuk olduğu zaman orada bitki yetişmez. Siz istediğiniz kadar doğru ya, gübreyi, doğru her şeyi seçin. İklimin uygun olması lazım bir takım iyileşmeler için. Ya ben aşçılık yapıyorum. Balık restoranında aşçıyım ben. Ha öyle mi, ne güzel. Evet, bizde bir tabir vardır. Balık baştan kokar. Evet, doğru. Yani bu, şimdi ben size sorayım, mesela diyorum Almanya'nın ya da ilk bir takımın spor federasyonunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz yani, hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü adamlar bu işleri aşmışlar. İtalya'da Juventus 10 senedir şampiyon oluyor. Niye orada yok mu operasyon? Yapmıyorum. Biz Müslümanız, bizim daha çok yapmamamız lazım. Bu işlerin bilmemiz, biliyor olmamız lazım. Öyle olmuyor hani, bu işler biliyorsunuz. İşte, yani hani bunu... Bayağı kötü uyumuz var ya. Aynen, yani bizim bundan kurtulmamız lazım. Gerçekten çok büyük bir hastalık. Arkadaşlarımın hakkını yemek istemiyorum. Yine Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ben futbolcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim kelimesinin son kelime çok önemli. Bizim Türk futbolumuzun ilerlemesi için. Tek sıkıntımızın da ben bu olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim katkınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere. Peki, bizim aramız yine birazcık gümbürtüye gidiyor, gitti gibi. Radyo yönetimiyle sorun yaşayacağım. Ama arada reklamlı sponsorları, tanıtımları vermiyoruz. Hatta bir dinleyicimiz var, devam edelim. Herallah bir şey olmaz diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi geceler herkese. Teşekkürler, tanıyabilir miyiz sizi? İstanbul'un Okan ben. Peki, hangi takımısınız? Ben Trabzonspor taraftarıyım. Peki, tekrar hoş geldiniz. Tebrik edelim şu ana kadarki performans için. Şu ana kadar performansınız aslında, ben 36 yaşındayım. Hayatımda ilk defa Trabzonspor'u bu kadar rahat izliyorum. Berabere kaldığımız dahil Beşiktaş, en son oynadığımız Beşiktaş maçında bile, 1-1 olduğunda bile biz bu takıma gol atacağız diye düşündürdü bizi. Ya bu sene Abdullah Avcı'nın oyun planında bizi Ünal Karaman'ın oyun tarzında çok farklı. Ünal Karaman'ın oyun tarzında daha gollü mücadele izliyorduk ama 2-1 öne geçtikten sonra tutamayacağımızı düşünüyorduk hep. Acaba bir gol yiyeceğimiz diye hep gol yiyorduk. Şimdi 1-0'ı çok iyi oynuyoruz Abdullah Avcı dönemiyle beraber. Bir şey daha diyeceğim. Bu Fenerbahçeli Beşiktaşlı arkadaşlar genelde bağlanıp Trabzonspor'u hakemler koruyor meselesi var. Geçen sene bakan üzerinden hareket ettiler. 2 sene önce Başakşehir'in şampiyonu olduğu sene devlet koruyor dediler. Bu sene de hakem koruyor dediler. Bir kontrol etsin arkadaşlar. Eğer siz de yardımcı olursanız arkadaşlara,
Trabzon'un Başakşehir zamanında şampiyon olduğu zamanda verilmeyen penaltıları, kural değişen penaltılar, ondan önceki dönemde Galatasaray Trabzon maçında Denayer'in eline çarpıp, evet çarpıp ne olan? Alo. Burada mısınız? Ha, tamam. Şöyle sesiniz bir ara gitti. Yani şöyle katılırım size. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu takımlar ligde en çok şampiyonluk yaşamış takımlar. En çok da onlar itiraz ediyor. Zaten orada bir tuhaflık var. Yani nasıl olur o zaman ya? Bugüne kadar nasıl oldu? O zaman bugüne kadar da sizi mi kolladı yani? Hakemler yani, belirliyorsa. Ya o konu çok komik bir şey. Şimdi 4 başkanımız çıktı. Bunda Ahmet Ağoğlu da vardı. 4 başkanımız bir yayına çıktılar. Güzel hepsi programdı Habertürk'te, evet. Evet evet, ben onu Fenerbahçeli arkadaşlarımla izledim. Dedim ki bak çocuk arkadaşıma, bir hafta sonra dedim veya birkaç derbi sonrasındaki dedim olaylar bu kadar iyi olmayacak dedim. Hepsi birbirine sallayacaktı. O zamana yakın en yakın derbide de maç bittikten sonra bütün başkanlar birbirine girdiler. Demek ki şöyle bir şey oluyor siyasette. Arka tarafta birbirinin yüzüne gülüp ön tarafta mikrofonun uzatımında birbirine salladıkları gibi aynı futbolda da aynı şey var. Ön tarafta taraftarları birbirine sokuyorlar başkanlar. Yenildikleri maçtan sonra öbür takımların başkanlarına sallıyorlar, taraftarlarına sallıyorlar. Ama gizli kapılar arasında bir araya geldiklerinde birbirlerine gülebiliyorlar. İşte bizim taraftarlar olarak bunu ayırt etmemiz lazım. Bunu kavramamız lazım. Çünkü onlar başarısızlığını örtmek için başkalarına sallıyorlar. Biz de buna inanıp şöyle söyleyeyim, eşimizi dostumuzu bile kırabiliyoruz takım uğruna. O yüzden ben bunlara fazla inanmıyorum. Kendim şahsi adıma söyleyeyim. Artık 36 yaşındayım, yemiyorum diyelim. O yüzden başka diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim bağlanmama yardımcı olduğunuz için. Estağfurullah, çok teşekkürler. İyi geceler. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet, dinleyicilerimizi daha çok bölmek istemiyorum. Çünkü asıl laf lafa açıyor. Yani bu son bağlantıda bile bir takım konuları açacak olsak böyle saatlerce üzerine sohbet edilebilecek konular aslında. Trabzonspor demişken bakalım Gaziantep bir konuk edecek. Sonra Karagümrük deplasmanına gidiyor. Sonra içeride aldığı Demirspor'u misafir ediyor. Sonra Antalya deplasmanı var. Ondan sonra da Hatay Spor konuk olarak gelecek Trabzonspor'a. Trabzonspor'un önümüzdeki 5 maçlık programı da bu şekilde burada. Tabi Adana Demirspor, Hatay Spor, Karagümrük deplasmanı gibi zorlayıcı diyebileceğimiz bir fikstürde var açıkçası. Bakalım milli maç arasından sonra Trabzonspor aynı ivmeyle devam edebilecek mi? Ben büyük oranda bunu koruyacağını düşünüyorum. Bu benim tabi kendi öngörüp doğrusunu yanlışını zaman bize gösterir. Hatta başka bir dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu acaba? Gelmedi. Demek ki dinleyicimiz o arada gitmiş veya bir şey olmuş. Evet. Dinleyicimizi de kaybetmişiz. Bu vesileyle canlı yayın attığımızı kapattım. Hazır şey olmuşken yani böyle bir boşluk çalmayan hattın çalmadığı bir boşluk bulmuşken çünkü sonra mesajlara hiç zamanımız kalmıyor. Bakıyorum şu anda mesajları buluyorum. Kim yazmış? Kemal Çelen yazmış. Ne demiş? Hayırlı geceler, iyi yayınlar Tolgan Bey demiş. Teşekkür ederim. Bakalım. Mesaj kaçırmamaya çalışıyorum. Çok sayıda mesaj gelmiş. İlginiz için teşekkür ederim öncelikle. Bir de yayın yaptığımız yerde tabii birazcık stüdyo ortamı olduğu için birazcık daha böyle korunaklı, sessiz, sakin bir alanda. Dolayısıyla hani burada birazcık GSM çekmeyebiliyor operatörlerden bağımsız olarak. Onun için buradaki şeye bağlanıyoruz. O da bir kopmuş. Ona rağmen bu kadar mesajı var. Şimdi muhtemelen toplu düşecek. Onun yüzden onları bir sıraya
koymam lazım benim. Geldiğimiz dakika itibariyle artık şu dakikadan sonra bir ara vermemiz de çok doğru olmaz. Artık şey yaparız, radyoyla sonra mahsuplaşırız diyelim. Evet, bakalım neler gelmiş sizlerden. Evet, burada kendi arasında konuşanlar, yazışanlar da görüyorum. Kavga dövüş yoktur inşallah. Bakalım, bir sıraya da sokmadı zaman sırasına. Bünyamin Çobanoğlu, iyi geceler Tolgan Bey. Sizden ricam, biraz önce bağlanan dinleyici gibi insanları çok fazla dinliyorsunuz. Adam çıkmış Fener'in şampiyon olmamasının Cumhurbaşkanı'na bağlamış. Böyle insanlar abuk sabuk konuşuyor. Evet abi, yayını almadı, konuşturmadı ama siz sonuna kadar dinlediniz. Ne dediği de belli değil. Bir at sahiplerine kızıyor, bir Fener'e kızıyor. Ne dediği belli değil yani demişsiniz. Şimdi herkesin kendi tarzı tabii ki. Süresini çok aşmadığı ve ahlaka aykırı bir şey söylemediği sürece her dinleyicimize görüşünü dillendirmesine müsaade ediyoruz. Hani bir başkası da işte Fenerbahçe'nin kötü gidişini muhalefete bağlarsa ona da eşit derecede söz hakkı veririz. Ama dediğiniz bir geri bildirim olarak da alıyorum. Siz demek ki bu tarz bir yayından çok da hoşlanmıyorsunuz. Yani bu tarz şeylerin daha kısa olmasını, daha böyle sert, uç, daha ütopik yorum yapan dinleyicilerimizle biraz daha kısa sohbet etmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu bir eleştiri olarak da alıyorum. Teşekkür ederim. Buradan alabileceğim bir şeyler varsa onu da alıp muhakkak cebime koyarım demiş olayım. Teşekkürler mesaj için. Erol Demet Bahçıvan, merhaba Tolgan Bey, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Günde 10 saat çok ağır bir işte çalışarak evime ekmeğimi götürüyorum. Ayrıca her hafta salı iş yerinde iki takımımız var, halı saha maçı yapıyoruz. Her cuma da bilyardan rakip bulup final maçlarına çıkıyoruz. Yaş ortalamamız 30 ve kaldırabiliyoruz bunu, bir profesyonel olmadan yapıyoruz. Fenerbahçe'de profesyonel futbolcular bunu neden yapamıyor, sorun nerede demiş. Aslında çok doğru bir yaklaşım. Bence sorun bir tane değil yani. Fenerbahçe'de pek çok sorun var. Hani böyle bir nefeste cevaplamaya çalışacak olursak benim gözümden Ali Koç Fenerbahçe'de başarılı olamıyor. Ben buna yavaş yavaş kanaat getiriyorum. Dolayısıyla başkanın zaten yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu böyle Ali Koç İyi başkanlık edemiyor diye bir cümle kurup altını hiç doldurmadan tabii ki olmaz. Özetlemeye çalışıyorum ama Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihleri, sezon içerisinde teknik direktör değiştirdiği ve değiştirmediği zamanlar, camiayı sürekli Ali Koç geldiğinden beri çok yüksek beklentiye sokuyor olması, bu da çok ciddi bir iletişimsel hata. Bunun beraberinde teknik direktör olmayan dönemlerde yönetimin kendi yaptığı transferler, yani zaten böyle transferlerin yapılıyor olması, yani profesyonelce yönetilmemesi demiş olayım. Hem de o transferlerde isabetli kararlar verilmiyor oluşu, hem yüksek maliyetli hem de verimsiz oyuncuların tercih ediliyor oluşu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde zaten başarıyı beklemek çok da kolay değil. Fenerbahçeli oyuncuların fiziksel ve mental durumları da aslında tüm bunların birer sonucu. Çok başarılı olmayan bir yönetim başkanın seçtiği çok yetkin olmayan bir teknik direktör ve onun çok da belki işte böyle bir kadroda ortalama kondisyonerlerinin ortaya koyduğu performans. Tabi burada hiçbir kabahat yok futbolcuların kendisinin. O da yaptığı işin, oynadığı kulübün büyüklüğünün, ciddiyetinin farkına varamamış büyük çoğunlukta. Oyuncu grubunun disiplinsizliği, tüm bunları toplayınca işte dediğiniz sonuç ortaya çıkıyor. Bence konu böyle. Teşekkürler mesaj için. Devam ediyorum mesajlarla. Ahmet Turan yazmış. Ne demiş? Merhabalar. Performansından memnun olduğunuz telefonunuza bir güncelleme geliyor ve yeni yüklenen uygulamalar sonucunda telefonunuz yavaşlıyor. Ne yaparsınız? Telefonu fabrika ayarlarına geri döndürürsünüz. Milli arada da Sergen Yalçın önce kendisini, sonra da takımı fabrika ayarlarına döndürmesi ve geçen sene şampiyon olmuş sistemin yeniden uygulaması için neler yapması gerekiyor? İyi geceler, selamlar. Ankara'dan Ahmet. Aslında siz bir soru sormuşsunuz ama içinde cevabı da vermişsiniz. Beşiktaş'ı geçen yılki fabrika ayarlarına döndürmek gerçekten işlevsel olabilir. İş görebilir Beşiktaş adına. Beşiktaş'ın bence şu düşünceden çıkması lazım. Daha doğrusu Sergen Yalçın, yani teknik tarafın
İşte elimde şu 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 oyuncular var. Bunların en iyilerini, en pahalılarını muhakkak sahaya sürmeliyim yaklaşımından birazcık uzaklaşması lazım. Geçen sene yokluklar içerisinde Beşiktaş işte birkaç oyuncunun da üstün performansıyla ve takım olabilerek hak ettiği bir şampiyonluk almıştı ve çok göze hoş geldi bir oyun oynuyordu. Ligin son haftaları ve ilk haftalarında işte oryantasyon, son haftalarında da şampiyonluk sitesini değil de göremedik. Yani ilk 5 hafta, son 5 haftayı saymayacak olursak Beşiktaş geçen sezonun göze en hoş gelen futbolunu oynayan takımıydı. Taraf tarafsız herkes de herhalde bunu teyit edecektir, kabul edecektir. İşte bugün işte benim Batshuayi var elinde, muhakkak oynatmam lazım, Alex Teixeira'yı aldım oynatacağım gibi yaklaşmamak lazım. Mesela Trabzonspor maçında Teixeira tercihi nedeniyle Sergen Yalçın'ın, Teixeira'nın da kendi eksik performansı nedeniyle neredeyse Beşiktaş maçının tamamını 10 kişi oynadı. Yani ben net şekilde böyle değerlendirebilirim. Hani en özet haliyle böyle söyleyebilirim. Hani orada birazcık daha isim transferleri oynatmak yerine ya da öyle zorundaymış gibi davranmak yerine, hani bu konsol oyunu değil, böyle elinizdeki en iyi kadroyu koyun orada, elle joystickle oynayın. Öyle olmuyor bu iş, bir takım oyunu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın temelde yaptığı yanlışlardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de çok fazla saha dışı konular konuşuluyor Beşiktaş yönetimi tarafından ve beraberinde Sergen Yalçın tarafından. Bu futbolculara sirayet ediyor ve onlarda bir öğrenilmiş çaresizliğe neden oluyor bence. O da ya biz ne yaparsak yapalım zaten bizi şampiyon yapmayacaklar gibi loser, yani böyle kaybetmeye alışkın bir tutuma doğru götürebilir oyuncuları. Çok risklidir böyle şeyler. Belki taraftarın baskısını ya da eleştirisini başka yönlere itmiş olabilirsiniz birkaç haftalığına, en çok birkaç aylığına. Ama kulübün kendisine bu anlamda ciddi zarar vermiş olursunuz demiş olayım. Teşekkürler mesaj için bu arada. Erdoğan Demirel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç acaba diyorum Aziz Yıldırım'ın bedduasını mı aldı diye düşünüyorum. Çünkü seni affetmeyeceğim, seni bu taraftarla göndereceğim Ali Koç demişti. Normal şartlarda başarılı olması beklenen birinin bu noktada olmamasının bir açıklaması olmalı. Eğer sağ sonuçları ve oyun istenilen noktaya gelmemişse sadece hoca gönderilmez, başkan da bundan nasibini alır diye düşünüyorum. Normalde olması gereken bu. Yarınki basın toplantısında muhtemelen birlik ve beraberlik adına bir açıklama yapılır. Hocamızın arkasındayız, bir zamana ihtiyacımız var gibi bir açıklama yapılır ama bunlar artık herkesin alışık olduğu açıklamalar, klasik açıklamalar. Hayırlı sağ olsun diyelim demiş. Teşekkür ederim Seyda Erdoğan Bey mesajınız için. Evet, devam ediyor mesajlar Erdoğan Bey'den. Selamlar, iyi yayınlar. Bugün milli takım hocasının takımla alakalı bazı kurallar aldığını okudum. Sosyal medyaya demiş. Oralarını okumayalım oralarını. Bu kurallar bir ölçüde iyi yansımalar olabilir. Lakin ben gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Zira bunca başarısızlık sosyal medyaya giren futbolcular yüzünden mi yani? En başta kadro seçimindeki yanlışlar. Bakıyorum kadroya, Şenol Güneş'in kadrosundan tek farklı olan Caner Erkin. Yani bunca scout var, hiç mi oyunculara yakın futbolcular bulunamaz? Performansı iyi olsa, kötü olsa kemik kadro çağrılıyor. Belki dinlendirilmeye ihtiyaçları var o futbolcuların. Milli takım bir biat sistemiyle değil, o günün şartlarında performans en iyi olan giymeli o formayı. Bu üçüncülükten biri de olabilir, Bal Ligi'nden biri de. Kısacası mesele yasaktan ziyade milli formanın ağırlığını, değerini, önemini bilen futbolcular, kardeşlerimizin giymesi ve sistemli bir yapı. Umarım doğru olan yapılır, zamanla göreceğiz. İyi yayınlar sevgili kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Bu mesajın altında birazcık kendi arasında dinleyicilerimizin sohbeti var. Onları yayına aktarmış olmayayım. İltuğ Güler, futbolla ilgili birkaç kitap önerebilir misiniz? Size iyi yayınlar demiş. Bunu ayrıca geniş vakitte size listeleyeyim. Ne olur bana unutturmayın. Şu an not alabileceğim şey ajandamda önümde açık değil. Zaman dar olduğu için size selamlarımızı iletmiş olalım. Onu ayrıca ben bir gün yayında ifade edeyim. Bu arada okuma arzunuz için de tebrik ederim tekrar. Zira Türkiye'de çok okuyan yok. 61 Ali Yılmaz, iyi yayınlar Tolgan Bey. Alen Makarya'nın Nurcan hakkında yazmış olduğu yazıyı gördünüz bilmiyorum ama son derece yakışıksız bir yazı olmuş. Bir de A-Spor'da bulunmak üzere her kanaldan belli olan Kemal Belgin Bakasetas'ın uzun gölde geçirdiği tatilde sözlerine esef takınıyoruz. Daha hiçbir şey belli değil. Henüz çok maç var, bu kadar küçülmeyin demiş. Evet, Alen abinin yazdığı yazıyı gördüm. Altına imza atmam. Alen abi de çok severim, şahsen de tanırım. Ama bu onun
benim ölçütlerime göre doğru yapmadığı bir şeye doğru deme zorunluluğunu getirmez bana. Kendisi de zaten böyle tercih eder. Bu arada yani öyle her şeyi onaylanan insanı da sevmez. Görüşü öyledir. Yani ona da nasıl söyleyeyim anlarım. Ama tabii şimdi Alan Makaryan çok ciddi bir Beşiktaşlı. Tribünde çok ciddi amigoluk yaptığı dönemler var. Hani semtte herkes tanır. Yani ondan da çok tarafsız bir yazı beklemek tabii, o da hani beklentiyi oraya koyarsanız o zaman o yazıyı okuduğunuzdaki hayal kırıklığınız daha da büyür demiş olalım. Kemal Belgin ne söyledi bilmiyorum ama sizin yazdığınız mesajdan hani ben onu kaçırmış olabilirim. Neler söylediğini, neler söylemek istediğini 3 aşağı 5 yukarı anlamış olduk gibi düşünüyorum. Bir de Trabzonspor'u hakemler kolluyor diyen taraftarlar Başakşehir'de kapışırken de damat kolluyor diyorlardı. İstanbul takımlarını kardeş yaptık. Yine büyüksün Trabzonspor demiş. Trabzonspor lehine böyle bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ona da katkıları için. Bakıyorum. Bütün platformları bir yandan kontrol etmeye çalışmak gerçekten çok kolay olmayabiliyor bazen zaman. Evet, bakıyorum burada okumamam gereken mesajlar var galiba. Mehmet İstemi Bozel, eğer Fenerbahçe Pereira'yı yollarsa sanırım yine Pereira tazminat davası açar. Fenerbahçe yönetimi Pereira'yı yollama ve tazminat ödeme rekoruna koşuyor. Bence yollanması gereken o değil, takımda onu istemeyen oyuncular. Bu sefer tazminat davası daha yüklü bir şekilde açılır, zira Pereira bunu yapabilecek kozlara sahip olacak. Mesela beni ikinci kez çağırdılar ve yine işime son verip beni rencide ettiler diyebilir. Bunun dışında Trabzonspor bu oyunu sürdüremez. Zira bence dominant bir oyun yok. Genel tek farkı golü bulunca çok yere yatıyorlar demiş. Her şey 3 maça bakar ve bunun için daha sezonun ilk yarısı bile bitmiş değil. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı bence Fenerbahçe alacak. Zira hoca değişikliği fazla bir şey kazandırmaz, gitmesi gereken oyuncular kaldığı sürece yeni gelecek hocanın işi çok zor. Galatasaray iyi yolda mı? Bence değil. Zira istemedikleri oyuncular 3 puan getiriyor. İstedikleri ise yetersiz. Devre arası yine para harcayacaklar ve yine oyuncu alacaklar görünüşte. Ama nokta atışı olmazsa kaybederler demiş. Evet, burada bir takım geri bildirimler de var. Bu yayına okunmaması gerektiği için yani dinleyicimiz de öyle tercih etmiş, ben de öyle tercih ederim. Ona sonra dönerim ben. Ahmet Bey ne yazmış? İyi akşamlar Tolgan abi. Büyük Altay inşallah toparlar. Sana bir tane Büyük Altay formasıyla çektiğim fotoğrafımı atayım dedim. Bu arada Tolgan abi, geceleri yurtta seni dinlemeye devam. İnşallah bir gün seninle fotoğraf çektirebilirim. Estağfurullah. Seni çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar abi sen Tolgan abiye benziyorsun diyorlar. Evet ya, gerçekten bir benzerlik de yok değil. Bu yurt nerede, bana bir özelden adresini falan yazın da bir gün müsait olduğum bir zaman olursa geleyim, beraber bir çay kahve içelim, fotoğrafta çektiririz, ne var canım, oturur muhabbet de ederiz, yeter ki bunu ayıracak zaman olsun. Bir evi taşıma maşıma böyle bir telaş şeylerim var bu ara, o yüzden yakın zaman olmayabilir ama sözde vermiş olmayayım, tutamazsam mahcup olurum, öyle olmasın diyelim. Bakalım Hulusi Bey, Hollanda'dan Atatürk Caddesi, ki Hollanda'da Hollanda Amsterdam Atatürk Street, yani Atatürk Caddesi, bunun fotoğraflarını göndermiş. Öncelikle günün anlam ve önemine binaen bu resmi çekip size gönderdim. Burası Hollanda Amsterdam Atatürk Caddesi demiş. Ben Hollanda'dan Hulusi, dün de mesajımda belirtmiştim. Milli takım kadro seçimiyle alakalı Anadolu takımlarından oyuncu alınmaması beni aşırı rahatsız ediyor ve dün Cengiz sakatlığı sebebiyle yerine Barış Alper çağrıldı. Sonrasında Konyaspor'lu oyuncumuz Serdar Güler isyan edip sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu konuyla alakalı detaylı bir değerlendirme rica ediyorum Tolga abi. Saygılar, selamlar. Evet, burada popülist yaklaşılıyor. Hemen hemen aynı kadro hep kuruluyor. Avrupa'da bizi temsil eden Türk oyuncular zaten banko kadrodalar. O yüzden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'dan da böyle kimseyi kırmayacak, üzmeyecek bir kolaj yapılıyor. Anadolu'da
bu oyuncuları yani Serdar Gürler gibi, Halil Akbunar gibi daha çok sayabiliriz. Yani bu tek tek isim gitmeyelim. Yani o kadar zaman harcamayalım. Ama herkes kendisini tuttuğu takımda veya takip ettiği takımlardan, milli takım aslında şurada neden olmasın olabilir diyeceği oyuncuları bir türlü kazandıramıyoruz. Ve oyuncuların yaşı da geçmiş oluyor. Bu eğer şeyse, hani geçiş dönemiyse, zaten kaldı şurada İki tane maç. Hani o iki maçlık dönemde çok ekstra bir değişiklik yapmayalım. Buraya iyisiyle kötüsüyle bu oyuncu grubuyla geldik. Dolayısıyla böyle bitirelim bu turu diye olabilirler. Sonrasında çok idealist davranacak olabilirler. Eğer öyle olacaksa benim bir itirazım olmaz ama öyle değil. Bu sürekli arz edecekse bu şekilde popülist kadrolar kurmak. Yani kimsenin bir şey demeyeceğidir. Et diye süt diye karışmadan bir kadro kuralım deseniz böyle bir kadro kurarsınız. Bu da çok sağlıklı değil, bence de katılıyorum. Ama bu dediğim gibi bizim birazcık iklimimizle alakalı. Sizin gibi bu soruları sorabilen spor severlerin ağızlığıyla alakalı. Çoğunlukla bizim milletimiz önüne konanı yer, konmayanı yemez. Harun Gürbüz ne yazmış? Hemen buluyoruz. Tolga abi, sence Galatasaray puan farkını kapatabilir mi? Teşekkürler, iyi yayınlar. Bence kapatabilir. Ben dün de bir dinleyicimizin sorusu üzerine söylemiştim. Şu anki görünüşte şampiyonluğun bir numaralı adayı Trabzonspor, iki numaralı adayı bana göre Galatasaray. 3 Beşiktaş, 4 Fenerbahçe. Ben kendimce sıralamayı bu şekilde yapıyorum demiş olayım. Evet, son şöyle bir kontrol edelim. Bir mesaj atlamamak adına. Sanıyorum atladığımız bir mesaj yok gibi görünüyor. Evet, gerçi diğer mecralara çok bakmadım. Orada da yine mesajlar olabilir ki var diye görüyorum. Evet, hızlıca yürüyelim buradaki mesajlarla. Hüseyin Kocabıyık, abi iyi geceler, ben İzmir Kemalpaşa'dan. Hüseyin Kocabıyık demiş, ha bu başka bir mesaj. Şimdi doğru yaptık. Makarazzi, İnsanlarımızın futbola hala bu kadar düşkün olmalarına şaşırıyorum. Yakında Kuzey Kore gibi kendi kabuğumuzdan çıkamayacağız. Kültüre ve sanata, diğer spor dallarına hala çok uzağız. Avrupa'daki hüsrana rağmen hala futbolla yatıp kalkıyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim diye bitirmiş bir mesajını devam etmiş. Büyükler başta olmak üzere bütün takımlar devletin sırtında müthiş bir kambur olacak. İzlenirlik ve kalite düştükçe TV gelirleri, stat gelirleri düşecek. Şampiyonlar Ligi geliri olmayacak. Nasıl kalkacaklar bu borç yükünden sizce? Krediyle borcu borçla kapatacaklar. Dediğiniz gibi en kötü ihtimalle devlet garantör olacak. Yani ligi sonuçta bir şey yapamaz. Bu an tatil ediyorum ekonomik nedenlerle diyemez. Hem dememeli, hem demek istese bile demesi kendi aleyhine olur. Dolayısıyla yine işte bankalar birliğiyle konuşulacak. Bankalardan 2 yıl geri ödemesiz yüksek kredi alınacak. Sürekli borç büyüyecek ama bir şekilde finansman üretilecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Garaj günaydın. İyi günler Tolga kardeşim. Yine sizle nöbete başladık. Bir Beşiktaşlı olarak Trabzonspor'a çok güveniyorsunuz. Bakasetes, Vakayeme, Hamşik sakatlansa Trabzonspor sıradan bir takım olur demiş. Tamam işte, Beşiktaş'ta da ilgili oyuncular, bahsettiğiniz tarzda oyuncular sakatlandı. Beşiktaş'ta gayet sıradan bir takım oldu. Yani Trabzonspor'a aslında çok güvenmiyorum. Trabzonspor'a bir miktar güveniyorum. Diğer yandan da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çok güvenmiyorum. Dolayısıyla oradaki farklılık da bundan oluşuyor diyebilirim. Bakalım eksik bir şey bırakmayalım sanıyorum. Bir kronolojik sıraya da sokmadı önümde. Ama büyük oranda okudum diye tahmin ediyorum. Hani bir şey atlamadım. Şu dakikadan sonra gelen de artık yarına kalır diyelim. Evet, Galatasaray'ın bakalım isterseniz, tam da dinleyicimiz sormuşken 21 Kasım'da Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray adına, Fenerbahçe adına da çok önemli bir karşılaşma. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Sonrasında Galatasaray Yeni Madrid deplasmanına gidecek. Sonra içeride Altay'ı konuk edecek. Sonrasında da Sivas Spor deplasmanında boy gösterecek ve 5. maç olarak da 19 Aralık'ta Başakşehir'i konuk edecek. Başakşehir'in oraya nasıl geleceği, ne kadar moralle geleceği, nasıl bir trendle geleceği çok belirleyici olur bu maç adına. Galatasaray'ın da nispeten artık ligde zaten kolay, böyle ezbere rahat rahat güle oynaya kazanır diyeceğimiz maç sayısı az. Öyle baktığınızda bile
Galatasaray'ın da görece zor bir fikstürü olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş Alanyaspor deplasmanıyla başlayacak. Sonra Giresunspor'u konuk edecek. Sonrasında Kasımpaşa'ya misafir gidiyor. Sonra içeride Kayserispor'luyor. Sonra da Kadıköy'e Fenerbahçe deplasmanına gelecek. Beşiktaş'ın önümüzdeki 5 maçlık Süper Lig programında, hani Avrupa kupalarını karıştırmıyorum, öyle yaptığınız zaman daha da zorlaşıyor. Alanyaspor deplasmanı, Kasımpaşa deplasmanı ve Fenerbahçe deplasmanı son önümüzdeki 5 maçın 3'ü dışarıda, ikisi içeride ve deplasmanda olan maçlarda sırasıyla Alanya, Kasımpaşa ve Fenerbahçe şeklinde. Beşiktaş'ta çok zorlu bir parkurdan geçti, hala da geçmeye devam ediyor diyebiliriz. Fenerbahçe'ye baktığımızda Galatasaray'a konuk olacak. Az önce bahsettiğim gibi 21 Kasım'da, sonra Göztepe deplasmanı, sonra içeride Rizespor, sonra Gaziantep Futbol Kulübü deplasmana gidiyor ve 19 Aralık'ta da yine az önce aktardığım gibi Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması bizlerle birlikte olacak. Tabi bugünden çok uzun bir süre var hani bunu konuşmak için, ama başlangıçta manşetini attığım için size de aktarmak istedim. Bunun dışında Burak Elmas'ın bir takım açıklamaları vardı. İsterseniz çok kısa ona kulak verelim. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım. Saygıdeğer Galatasaraylılar, Sayın Aşkı'nın bahsetmiş olduğu konularla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Birincisi, evet doğrudur. Zaten seçim zamanı da söyledik. Yeni bir futbol sistemi, Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurmak peşindeyiz. Bu sistemin önemli bir parçası da Galatasaray altyapısında yetişen oyuncularımıza rekabetçi liglerde oynama ve bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Çünkü biliyorsunuz işte 19 ile 21 arası geçiren arkadaşlarımız genelde bila bedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor kiralayan takımlar. Orada gelişemiyor. Dolayısıyla A takıma da almak için hazır olmadıkları için o ara süreyi bu oyuncularımız kaybediyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok genç yeteneği o ara yaşlarda kaybediyoruz. İkincisi de Anadolu'da işte mesela nasıl Kerem Aktürk alt ligden geldi, Taylan alt ligden geldi. Böyle oyuncuların bir ön takımda Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve A takımda idmanda değil orada bir fiil oynayarak gelişmesi ve hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var. Bahsetmiş olduğumuz herhalde yani hep muhalefet olarak algılanmasın dediniz. Asla öyle bir algım yok. Burada her söylenen teklifi, eleştiriyi ve uyarıyı son derece olumlu ve faydalı buluyorum. Galatasaray ve bizim yönetimimiz bu tür sizler gibi kıymetli üyelerimizin bize tavsiyeleri ve önerileriyle daha da güçleniyor. Biz bunları asla negatif bir şekilde arkasında Galatasaray niyeti olduğu müddetçe hiç asla düşünmüyoruz. Onu da rahat olun lütfen. Şimdi 1481 futbol grubu Beylerbeyi macerasında ben de biliyorum. Biraz belkader. O zaman 2002 yılıydı. Ben de rahmetli başkanımız Özcan Canaydın'ın yönetimindeydim. Yönetim kurulundaydım. Beylerbeyi projesinden farklı bir projedir bu. Galatasaray logosu ve markasını asla kullanmayacak ve Galatasaray'ın herhangi bir hisse sahipliği yoktur. Bir ilişiği yoktur. 1481 futbol yatırımları AŞ ile. Rica ederim. Burada Galatasaraylı iş adamlarının Galatasaray'a hizmet için koydukları yatırım, ilk raundu bitti. Yani birinci yatırım raundu bitti. Belli bir minimum yatırım tutarıyla çok kıymetli Galatasaraylı iş adamları buraya girdiler. Burada Galatasaray'ın tek bağı bundan sonra da alacağımız kulüplerle Galatasaray'ın oraya oyuncu kiraladığı veya kiraladığı takdirde oyuncunun 11'de oynama garantisi alması takımda ve oradan geri transferinde de çok cüzi şartlarla Galatasaray'a geri dönmesi şartlarıdır avantaj olarak.
Bunun dışında da Galatasaraylıların orada pişmekte olan, yetişmekte olan oyuncularımızı görebilmeleri için de Galatasaray Televizyonu'nda bu takımın yayın hakkını alarak, yani zaten orada bir yayın yok o ligde, Galatasaraylıların izlemesi için Galatasaray Televizyonu'nda da maçlarını yayınlamayı düşünüyoruz. Bunun dışında yurt dışında da birkaç takımla görüşmemiz var. Yine bu hissedar arkadaşların kulüple hiçbir ilgisi olmadan hisse olarak bir sistemdir bu. Dolayısıyla böyle bir risk yok Galatasaray açısından. Yatırımcılar, yatırımcı arkadaşlarımız son derece bağımsız, dediğiniz hesaplar yapılmış şekilde orayı yönetiyorlar. Şeffaflık dediniz. Başından beri söylüyorum. Biz burada patron değiliz. Patron Galatasaray üyeleri. Onlar adına orayı en iyi şekilde temsil etmeye ve en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Evet, çok büyük zorluklar var, siz de söylediniz. Niye tekrar o noktaya döndük derseniz, düşünmeye ve hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için, zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için, bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için. Bugün de farklı, bugüne kadar hiç farklı davranmadık. Hep daha fazla harcadık. Gelirler büyüdü, borçlanma kabiliyetimiz arttı, daha fazla borç aldık. Ve hem kulübü hem de sahibi olduğumuz sportif aşıyı aynı şekilde bu borç batağına bizler soktuk. Yani burada kimseyi suç bulamayız. Ve alkışlarla soktuk. Biz burada bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Önlemlerimizi ona göre almaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki yarın hemen alalım ama biliyorsunuz bizim içerisine girmiş olduğumuz bir takım kontratlar, oyuncu kontratları, bir takım sponsorluk anlaşmaları vesaire, bunların yenilenmesi veya iptal edilmesi hukuki olarak hemen gerçekleşmiyor. Yani biz takımımızın bütçesini ufaltmak istiyoruz. Çok ciddi hamleler yaptık ama işte biliyorsunuz ücretli yüksek arkadaşlarımız var. Onlar da haklı olarak bir kontrata imza atmışlar. Hani biz ücret düşeceğiz dediğiniz zaman o kontrattan vazgeçmiyorlar gibi. Ama önümüzdeki sene sanırım yani bilançolarımızda ve kar zarar hesaplarımızda daha gelirine göre harcama yapan bir yapı oluşturmuş olacağız. Sportif AŞ ile ilgili haklısınız, yeterince bilgi verilmiyor. Bunun iki şeyi var. Bir tanesi divan kurullarımız, biliyorsunuz televizyondan canlı yayınlanıyor. Böyle kapalı oturumlar yaparak daha detaylı bilgileri paylaşmak isteriz. Zaten ben divan kurullarının da bazen canlı yayınlanmasının, çünkü Galatasaraylılar dışında canlı yayınlanmasının camiamıza rekabetçi dezavantaj getirdiğini, camiamızın bütün sorunların aynen sosyal medyada olduğu gibi ortalıkta tartışılmasının Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum. Burada takdir divan heyeti ve üyelerimizindir. Orada biz onların herhangi bir teklifi gelirse her türlü konuyu üyelerimize şeffafça, detaylı şekilde paylaşmaktan imtina etmeyiz. Burada dediğiniz gibi şeffaflık adına bizim asla kasıtlı olarak bir bilgi saklamamız söz konusu değil. Ama takdir edersiniz, bizler de şahsen sorumluluk taşıyoruz. Bazı bilgileri paylaşmak bu sorumluluğumuzun yerine gelmemesi anlamına gelebilir. Özellikle kamuoyuna açık platformlarda. Ama üyelerimizin her şeyi bilmesi gerektiğini zaten düşünüyorum. Yapmayı planladığımız tüzük değişikliğini hızlı yaparsak, Kaan Bey de defalarca daha önce söyledi, bir mali yıl uyumlanması olacak. Yani dolayısıyla mali genel kurullarımızda artık yıl yıl hem sportifi hem bağlı şirketlerimizi hem de kulübümüzü elma elma karşılaştırma şansına sahip olacağız. Zaten yapılan Bankalar Birliği anlaşması gereği de sportif AŞ'de bugüne kadar yapılmayan bir bütçe disiplini oturtulma mecburiyeti var. Bu bütçe genel kurula sunulacak. Galatasaray Spor Kulübü genel kurulda aynı yıl olduğu zaman bütçeleri zaten bana göre en önemlisi ana hissedar olan Galatasaray Spor Kulübü olan genel kurullarında sportif bütçesinde paylaşılması ve onun da tartışılması, en az Galatasaray Spor Kulübü'nün tartışıldığı kadar detaylı tartışılması Galatasaray açısından önemlidir. Evet,
Evet, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Kasım ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Ben tarzını, tavrını, ifadesini, yaklaşımını çok beğeniyorum Burak Elmas'ın. Şu ana kadar ortaya koyduğu başkanlık performansı ve beyefendilik bence gayet örnek seviyede. İnşallah böyle bu şekilde, bu metodla, sabırla devam edebilir. İyi, hani basın olarak kötü olan şeyleri çok göz önünde konuşup çok eleştiriyoruz belki. İyi gördüklerimizi de söylememiz lazım. Yani iyi olan şeyleri de çok alkışlamak lazım ki örnek olsun. Ben net bir beyefendilik, bir Özhan Can Aydın ekolü görüyorum kendisinde ki geçmişte kendisi de bahsetti zaten bugün konuşmasının içerisinde, o ekolden geliyor demiş olalım. Son olarak yine hatırlatalım, yarının gündemi belki de çoğunlukla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün, yani içine girdiğimiz gün Perşembe günü saat 16'da Fenerbahçe televizyonu üzerinden canlı yayında bir takım açıklamalarda bulunacağı bilgisi. Merakla bekliyor olacağız. Kısmet olur yarın tekrar bu mikrofonlarda buluşacağız. O zaman o açıklamalar üzerine de detaylıca konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ederim bugün de mesajlarınız için, aramalarınız için. Yine interaktif ve güzel bir yayın olmuş oldu sayenizde, katkılarınızla. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Kısmetse yarın gece saatler 12'yi gösterdiğinde Radyo Spor'da Gece Gündüz Spor programında ben Tolga Anakkuş yine sizlerle beraber olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tolgahan Akkuş'la Gece Gündüz Spor sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.